öğrenciniz. Çağımızda eğitim ve teknoloji, insan yaşamında çok önemli rolleri olan iki bileşen olarak görülmektedir. Eğitim, insanın doğuştan sahip olduğu bizi güçleri ve yeteneklerin ortaya çıkmasında kazanılan bilgi ve beceriler sayesinde bireylerin yaşam şartlarını iyileştirerek gelişmesine yardımcı olur. Teknoloji ise insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerilerden daha iyi, daha verimli bir içinde yararlanmasını sağlar. Bu bağlamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler dizisine teknoloji ve eğitim konuşmaları ismini vermeye uygun gördük. Bugün aramızda olan değerli katılımcılarımızla teknoloji bağımlılığından bahsederek sosyal medya, internet, cep telefonu kullanımı gibi ilginizi çekecek konular üzerinde duracağız. Şimdi değerli katılımcılarımızı kısaca tanımak için sizlere özgeçmişlerini arz edeyim. Profesör Doktor Soner Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan State Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve University of Southern California'da doktorasını tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Web tabanlı eğitim, yetişkin eğitimi, öğretim teknolojisi planlaması, yeniden kullanılabilir öğretme nesilleri üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Diğer katılımcımız Doçent Doktor Adile Aşkın Kurt. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise yine Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olan ve bölüm başkanlığı görevini yürüten Doktor Kurt'un ilgi alanları bilgisayar kaygısı, internet ile öğretim, eğitsel tasarım, okuryazarlık, özel eğitimde teknoloji kullanımı, teknoloji entegrasyonu ve eğitim istatistiğidir. Yardımcı Doçent Doktor Müge Ablan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojisi alanında doktora derecesiyle mezun olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Enformatik Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca araştırma alanları içerisinde teknoloji eğitim, entegrasyonu, teknoloji kabulü, e-öğrenme, öğretmen eğitimi ve dijital bölünme yer almaktadır. Yardımcı Doçent Doktor Deniz Mertkan Gezgin. Lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Doktor Gezgin, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini almıştır. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojisi Bölümünde görev yapmaktadır. Kablosuz ağlar, mobil öğrenme, bulut teknolojisi, programlama dilleri, veri tabanı yönetim sistemleri, engelsiz bilişim, nomofobia, sosyal ağlar, mobil öğrenme, tasarım tabanlı araştırma, siber zorbalık çalışma alanları içinde bulunmaktadır. Şimdi sizleri değerli katılımcılarımızla baş başa bırakıyoruz. Thank you.
Bu kodları bilmezsek doğru iletişim kuramıyoruz. Genellikle de mesajlar hani
o hissettiğimizi iletmek çok kolay olmuyor zaten. Dolayısıyla yanlış bir şeyler anlatabiliyorum. Yine Soner Hocam anlatacak, ben çalmış gibi oluyorum. Daha az şeyleri, hani daha az kelimeyle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bizde durum daha vahimmiş. Normalde Twitter'da 140 karakterle kendimizi ifade edebiliyorsunuz. Türkiye ortalaması 5'ten 70'e çıkmış. 70 karakterle biz derdimizi anlatabiliyormuşuz Twitter'da. Türk insanının genel şeysi. Şimdi text mesajlarla bunları konuşurken çok da net göremiyorsunuz. En sondaki takip edenler bile bir ünlü baba WhatsApp konuşması o. Diyor ki, baba her mesajın altına ben baban yazmak zorunda değilsin. Görüyorum ben senin baban olduğunu. İkincisinde çok fazla kullanılan bir kısaltmanın daha farklı bir şeklini, yani yanlışlıkla annesine bu kısaltmayı söyleyen çocuğun azıcık mantıklı konuş demek anne dediğini söylüyoruz. Şey de hani küfür de çok, yani bilinç altına da çok girdi, onu konuştuk. Daha çok, çok normal bir şey. Resmen çok ayıp bir şeydi bu. Şimdi hani normal konuşmalar içerisinde de kullanılıyor. Velhasıl daha çok mesaj atıyoruz. WhatsApp'ta mesaj atıyoruz, Instagram'ın mesajını kullanıyoruz. Facebook'un Messenger'ını kullanıyoruz. Otururken mesaj atıyoruz, tuvalette mesaj atıyoruz, yemek yaparken mesaj atıyoruz. Yürürken mesaj atıyoruz. Araba kullanırken mesaj atıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde genç ölümlerinde bir numaralı sebep araba kullanırken mesaj atmak. Ve Amerika'da yapılan bütün trafik kazalarının %25'i texting'de mesaj atarken oluşmuş durumda. Soner Hocam'ın memleketinden bir fotoğraf. Amerikan futbolu sahası, boyutunu bilen var mı? Aklımda. 120 metreye 50 metre gibi, 45-50 metre gibi. 90 kilometre hızla araba kullanırken gözünüzü 5 saniye ayırdığınızda, telefonu bir check etmek için, telefonunuza bir dokunmak için gereken süre bu 4.6 saniye. O 4.6 saniye gözünüzü yoldan ayırdığınızda bütün bir futbol sahası 120 metreyi gözünüz kapalı araba kullanıyormuş gibi gidiyorsunuz. Önünüzde olan hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Dolayısıyla trafik kazaları da zaten herhalde bundan oluyor. Bunları görünce hani derste mesaj, tuvalette mesaj, araba kullanırken mesaj, insan şunu soruyor kendine, bu kadar bekleyemeyecek olan şey nedir? Niye ona anında bakmak zorunda hissediyoruz kendimizi? İsveçli bir psikoterapist var, Patrick Linson, kedi tepkisi diyor buna. Kedi sever arkadaşlarım bilirler, ben çok bilmem. Kedi bir ses duyduğunda, en ufak bir ses de olsa hemen dikilir kulaklarını ve bakarmış. Cep telefonumuza gelen herhangi bir titreşimde ya da mesajda insanlar artık bu tepkiyi vermeye başlamışlar. Kedi tepkisi de insana yansımasının bu olduğunu söylüyorlar. Sabah kalkınca bakıyoruz telefona, gece yatmadan en son telefona bakıp öyle yatıyoruz. Çok daha sıkıntımız varsa telefonu açık bırakıyoruz, interneti açık bırakıyoruz, gece mesaj gelirse uyanıyoruz. Evet, hatta o küçük mesajlara uyanıyoruz. Yemekte, toplantıda, derste her yerde artık telefon kullanıyoruz. Aslında çocuklarımızdan şikayet ediyoruz, çok fazla tablette oynuyor, çok fazla oyun oynuyor diye. Ama biz de evde aynıyız. Hani çoğu çocuk anne bir dakika şunu bir bırak da hani bir şey söyleyeceğim diyor bazen. Çocukların kullanımında da hani hem bizimle olan iletişimleri için önemli hem de çocukların motor becerilerinin, konuşma becerilerinin gelişmesi için önemli. Yine başka bir araştırma şunu gösteriyor. Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Araştırmaya katılan 2 yaş altı çocukların %30'u muhteşem iPad kullanabiliyorlar. Her türlü atraksiyonu yapıyorlar fakat konuşamıyorlar. Motor becerileri gelişmiyor, tutamıyorlar o şeyleri. Kalem tutamıyorlar, makas tutamıyorlar. Çünkü parmaklar başka şekilde çalışmaya alışıyor 2 yaş öncesinde. Bu kadar bekleyemeyecek olan nedir dediğimizde, diyoruz ki o zaman karşı tarafta daha önemli bir şey var.
başınıza gelmiştir muhtemelen. Ben bu arada bunu söylüyorum. Seyirciler arasındaki arkadaşlarım diyor ki iyi de sen onların hepsini yapıyorsun zaten. Şimdi benden en büyük sıkıntısı yemek yerken arada telefonumla oynuyor olmam zaten. Yani eskiden romantik yemekler şarap eşliğinde çiçek mum falandı. Şimdi çok fazla görüyorsunuz bu restoranlarda muhtemelen. Çiftlerin elinde birer tane telefon. Bazen birbirlerine yazılık oluyorlar, başkalarına yazıyorlar. Ya da ailelerin akşam beraber vakit geçirelim şekli artık değişiyor. Ya da eskiden çocuklarımızı parka götürürken, şimdi çocukları parka götürüp onu bir kere salladıktan sonra telefona bakıyoruz. Ya da çocuğun resmini çekip telefonundan paylaşıyoruz Facebook'ta, Twitter'da. Bir araştırma şunu söylemiş. Ortalama bir insanın 2001 yılında yapıldığında Gallup'un bir araştırması 10 tane yakın arkadaşım var demiş 2001 yılında sorulan. Aynı araştırmayı 2015'te yapmışlar. Demişler ki sadece 2 tane arkadaşım çok yakın. Bu geri kalan 8 nereye gitti diye baktığımızda geri kalan 8'in buraya gittiğini görüyoruz çok büyük ihtimalle. Artık yüz yüze görüşmüyoruz kimse. Neredeler bu insanlar? Teknolojide. Tatile bile gittiğimizde şunu yapıyoruz. İnternet falan çekmesin. Teknoloji de istemiyorum. Kafa dinleyeceğim bir tatil istiyorum diyoruz. Oraya gidiyoruz ama akşam olsa otele gitsek de otelin Wi-Fi'yi kullanıp gündüz çektiğim resimleri Facebook'a ya da Instagram'a koysak diye heyecanla bekliyoruz akşam olmasını. Hatta eğer gittiğiniz otelde Wi-Fi yoksa hasbelkader o zaman aile içi faciaya yol açabiliyor. Biraz denenmiştir. Çünkü paylaşıyoruz. Bunu seviyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Yediğimiz yemeği paylaşıyoruz. Çocuğumuzun yürüdüğünü paylaşıyoruz. Ve gittikçe daha çok paylaşıyoruz. Şimdi bir de buna bakalım. Yetiştiremedik ama çok
söz olan bir video değil. Bu da yine ne kadar çok paylaştığımızı gösterecek. Ses yine. Just take out all the vowels. Look. Still seriously. Do you get to eat those or just take pictures? He's the cutest baby on the internet. Is this guy always on vacation? Costa Rica vacay. You just like my post about my uncle dying? Office pic. No. Hold stuff. I'm vining you. Why are you Instagramming all my apps? How did he get so many followers? He's a dentist. Hey guys, you on Twitter? Follow me. You just got 2 retweets. Sometimes I want to move to another country where I don't have to deal with this stuff. Is something spicy for the nation? Hashtag word of the day. Hashtag. Just kidding. Hashtag multitasking. Hashtag squirmer. Hashtag road trip tunes. Not while you're driving, yeah. Hashtag yo boy. Is anybody even gonna read this? Happy. Happy friends. Hey, thanks. Unsubscribe. What's up, Facebook? I'm wearing new shoes. Unfollow. I love puppet. We're going viral. I don't care about your dog. I don't care about your lunch. Meal RT. Nobody cares about your tree picks. Driving selfies. Wear shoes. Third world. Nobody cares. En sondaki köpekli kız hepinizden nefret ediyorum diyordu. Bütün bu paylaşımlar aslında bir yandan da böyle kıskançlık, nefret, haset gibi duyguları da ortaya çıkarıyor. Instagram kıskançlığı diye bir şey varmış. Herkes o kadar mutlu ki Instagram'da, ben niye bu kadar mutlu değilim? Ben niye bu kadar güzel çıkmıyorum hiç fotoğraflarda, ben niye bu kadar mutlu değilim? Bu depresyona ulaşıyor, bunu konuşuluyor Facebook'tan, Instagram'dan. Twitter çok fazla değil ama hani belki Snapchat'ten hiç bilmediğim bir şey o, uygulama o. Depresyona giriyoruz, mutsuz hissediyoruz kendimizi. Bir de küsüyoruz. Bak gördün mü, bir tane parti veriyormuş elinde, beni çağırmadı. Çünkü Facebook'ta grup oluşturup şuradan yapıyorsunuz. Öbürü onu like ettiğini görüyor. Niye bana söylemedin? Facebook'ta ilan ettin ya, demek ki beni takip etmiyorsun, küslükleri başlıyor bir yandan. Zevk alma şekillerimiz de değişti. Artık konsere gittiğimizde konseri çekiyoruz, konseri seyretmiyoruz. Geçen hafta Duman konserine gittik. O kadar kalabalıktı ki ve herkesin elinde cep telefonu vardı. Ben konserin bu kısmını öndeki çocuğun büyük ekranlı telefonundan seyrettim. Daha iyi görüyordum çünkü. Oradan direkt seyrettim. Maçlarda da böyle, spor olaylarında da böyle. Bu koyduğum fotoğraf tamamen subjektifti. Bizim taraftarlar böyle şey yapmaz fotoğrafı. Ama çoğu şeyde, hani çoğu maçta da, özellikle atletizmde falan, hani onu çekmeye çalışırken golü kaçırıyorsunuz. Adam rekor kırıyor, kaçırıyorsunuz. Çocuğunuzun maçıysa belki çocuğunuzun kazandığını kaçırıyorsunuz. Giderek bu hale dönüşüyormuşuz gibi geliyor ondan sonra. Hani zombi istilasında ölmüş adamların mezarlarından çıkıp bizi yiyeceklerini düşünürken kampüste gezenler görüyordu muhtemelen yemek saatlerinde. Ders bittiğince böyle bir yürüp yürüyor kötekliğe. Sabahları da öyle bir yürüp yukarı çıkıyor kötekliğe. Yeni sigara deniyor bu teknoloji bağımlılığına. Sigara bağımlılığı kadar etkiliyor bizi deniyor. Çünkü sigaranın verdiği zevkle aynı zevk veriyor. Sigara içenler, içip bırakanlar bilirler. Ben bıraktım, bana niye bırakmıyorsun dediklerinde, çünkü çok zevk alıyorum, niye bırakayım ki diyordum. Bu da aynı şeyi yapıyormuş. Zevk almamızı sağlıyor çünkü dopamin salgılatıyor. O aldığımız like'lar, WhatsApp'tan gelen mesajlar, mesaj beklediğimiz kişiden, Instagram'daki like'lar, Twitter'daki retweet'ler, bunların hepsi bizi mutlu ediyor. Ama bunlar olmayınca stres olmamız algılanmaya başlıyor. Soner Hocam çok daha detaylı olacak birazdan bunlara. İnternete bağlı olmadığımızda geriliyoruz. İstediğimiz kişiden mesaj gelmeyince geriliyoruz. Instagram'a koyduğumuz fotoğrafları kim like etmiş ona bakıyoruz. Biz like etmesini istediğimiz kişi etmediyse üzülüyoruz, perişan oluyoruz. Bağımlıyız. 150-200 kere dokunuyoruz o telefona. Bazen de telefon çalıyormuş gibi geliyor bize. Özellikle de titreşimde tutuyorsanız. Phantom vibration diyorlar buna.
telefonunuz çalıyor zannediyorsunuz. Şeyde üniversite öğrencilerinin, yani 10 üniversite öğrencisinin 9'unda görülüyormuştu. Normali 2 haftada bir falan başınıza gelmesiymiş. O zaman normal alınıyormuş. Fakat 2 günde bir ya da her gün başına gelen öğrenci de varmış. Telefonu mu çaldı, ne oldu, kesin eminim çaldı gibi. Şeyler de, sıkıntılar yan etkiler de değişiyor. Hocaların devam edecekler. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık %40'ı 10 dakika duramıyorlarmış. İnternete bağlanıp ya da işte telefonlarını, tabletlerini, e-postalarını check etmeden. Şimdi bütün bu sıkıntılardan sonra ne yapacağız diyeceksiniz. Bizim size bir reçetemiz yok. Onun için gelmedik. Çünkü şurada gördüğümüz hepsi biraz önce onu konuşuyorduk. Bakıyoruz ve biz de bağımlıyız. Yani bütün semptomlar bizde de var zaten. Belki şunu demek gerekiyor. Bu teknoloji bir şey yaratıyor bizde. Dikkatimizi dağıtıyor. Gerçek dünyadan uzaklaştırıyor. Başka bir dünyada yaşıyoruz bu teknolojiyle. Avutuyor bizi. Oyalıyor bizi. Birazcık daha mutlu oluyoruz. Birisi şunu demişti, benim çok hoşuma gitti. Eğer bu durum normal hayatımızı, günlük hayatımızı etkilemiyorsa ya da günlük hayatımızın %10'luk, %15'lik bir parçasını oluşturuyorsa bunda bir problem yok. Ama eğer bu avunma durumu günlük hayatımızın %80'inden, %90'ından çıktıysa o zaman bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağımızı Aşkım Hocam'la Deniz Hocam söyledi. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de Müge'ye teşekkür edeyim bizi davet ettiği için. Uzaktan Eğitim Merkezi bizi davet etti ama biz yakına geldik. Bu işin çok uzaktan olduğuna inanmıyorum ben çünkü. Bu tür konuşmalarda da kendimi Canan Karatay gibi hissediyorum. İşte şeker yediniz öleceksiniz, kanserseniz öleceksiniz. Böyle oldu demeye geldik. Yani bizler Canan Karatay değiliz. Söylediğimiz şeylerde doğruluk payı yüksek. Ama tarzımıza tabii ki çok dikkat edeceğiz. Bir umutsuzluk ya da bir mutsuzluk yaratmak istemiyoruz. Ama teknoloji çok satıyor diye de bu illeri doğru diye anlatacağız. Aslında burada yapmaya çalıştığımız o. Şimdi sevgili arkadaşlar, Müge Hoca güzel bir sunuyla çok güzel bir giriş yaptı. Teşekkür ediyorum. Bizim de bir grubumuz var Facebook'ta, Neosynapse. Eğer bizi bulursanız orada, içinizde tıp doktorları var, psikiyatr var, endokrin var. Anlamaya çalışıyoruz. Ne oluyor anlamaya çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Çünkü ne öğrenmeyi anlayabildik biz eğitimciler. Çok kompleks bir süreç. Çıktılarını bazılarını bilebiliyoruz. Ama gerçekten mekanizmanın nasıl çalıştığını hala bilmiyoruz. Öğrenmeyi anlayamadığımız için öğretme işini de çoğu zaman beceremiyoruz. Başarısız oluyoruz. Şimdi teknoloji çağında öğretme işi iyice zorlaştı. Bir taraftan kolaylaştı, bir taraftan da iyice zorlaştı. Neden? Çünkü sizin anlattıklarınızın daha iyisini bulabiliyor çocuk ve daha doğrusuna erişebiliyor. Bu bir avantaj. Çok yanlış bilgileri doğru kabul ediyor. Bu da bir avantaj. Yani analiz etmiyor. Acaba bunun geçerliliği var mı diye bakmıyor. Ve şu anda insanlar o kadar fazla misinformasyon üzerinden dünyayı algılıyor ki dünya tarihinde böyle bir şey hiç olmamıştı sevgili arkadaşlar. Şu anda hiç kimse içinde yaşadığı dünyayı değil, ona anlatılan bir masal oluyor. Korkunç bence. Şimdi sevgili arkadaşlar, önce size bir teknolojiyle onu söyleyeyim. Sol taraftaki aspirin sentezidir. İçinizde kimyacılar varsa çok iyi bilir. Özellikle organikçiler. Şu hali hiçbir işinize yaramaz sevgili arkadaşlar. Hiçbir derde de çare değildir. Ne zaman ki şu sağdaki teknolojiyi geliştirirseniz, onu ilaç haline getirirseniz, İşte teknolojiden kastedilen budur. Yani bilimin ürettiği bilgiyi eğer siz günlük pratiğe çevirebiliyorsanız onlar bir teknoloji. Telefon da bir teknoloji, smartphone da bir teknoloji, Wi-Fi da bir teknoloji, Ubuntu, cloud computing de bir teknoloji. Bunların hepsi bir teknoloji.
Ama çevrilen her teknoloji insan faydasına olmayabilir. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bilgi çağının çok eski olmadığını Müge Güzel bir örnekle söyledi. Ben size 1990 yılına götüreceğim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dönemin Cumhurbaşkanı Rektör Bey, Ömer Bey, o zamanki şu yan tarafta boynunu kırık bakan Atilla Hoca. Atilla Özil o zaman daire başkanı. Şimdi bilgisayar mühendisliğinin öğretim üyesi. Bir sistem açılışı, Cumhurbaşkanı gelmiş, kurdele kesiyor, bir tane ekrana bağlı. Sene 91 Hacettepe'den mezun olduğu yıl, bizim hayatımızda tabii ki o dönem yoktu. Hani Müge diyor ya, ben daktiloyla yazdım master tezimi diye, doğru. Yani master tezleri, doktora tezleri daktiloyla yazılıyor. Çok büyük geçmişten bahsetmiyoruz burada arkadaşlar, çok yakın bir geçmişten bahsediyoruz. Ve şöyle zannediyoruz, belki de en acı olan o, 25 yıl içinde bütün insanlık tarihini ve medeniyetini değiştiğini ya da değişeceğini zannediyoruz. Ama insan dediğimiz canlı, ya Homo sapiensler yaklaşık 170 bin yıldır ortalıkta, acaba 25 yılda 170 bin yıl bir değişir mi? Çok tartışılır. Neden? İsterseniz şöyle yapalım. Eğer, burayı biraz hızlı geçelim arkadaşlar, vakitten kazanmak için. Şimdi Müge dedi ki ya bunları yapıyoruz çünkü beynimiz dopamin salgılıyor dedi. Yani mutluluk haz hormonu. Zaten vücutta iki hormon var arkadaşlar bize haz veren. Biri serotonin, biri dopamin. Bunlar aynı merkezden salgılıyor. Şimdi size göstereceğim. Belki teknoloji ürünü insanların hayattaki en büyük akıllılığı bu oldu. Öyle bir yerden yakaladılar ki insanları haz duygusundan yakaladılar. Şu anda ekonomiye, üretim açısından baktığınızda hizmet sektörü ve bilişim sektörü üzerinden para kazanıyorsunuz sevgili arkadaşlar, bunu unutmayın. İnsanlık 8000 yıl önce tarım toplumuna geçtiğinde ki insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri tarım toplumuna geçiştir. O zamanki nüfus yaklaşık 200 milyon tahmin ediliyor dünyadaki. Sanayi devriminden önce 1500'lerde falan yaklaşık 500 milyon tahmin ediliyor nüfus. Şimdi 7 milyar diyelim, çok alçak görünümlü davranalım. Nüfus 14 kat arttığı halde insan tüketimi 250 kat artıyor arkadaşlar. İnsan korkunç tüketiyor şu anda. Ama bu her anlamda tüketim. Duygusal anlamda tüketim, eşya madde anlamında tüketim, korkunç bir tüketim. İşin komik tarafı, içinizde ekonomistler var tabii çok iyi bilecekler. Ülkelerin büyüme oranları o ülkeler için çok önemli. Bu sene %5 büyüdük, bu sene %10 büyüdük. O bile ne kadar daha fazla tükettiğini gösteriyorlar. Medeniyet tamamen onun üstüne şu an. Ne kadar tükettiğiniz kadar varsınız. Peki bunun bedeli ne oluyor bize? Şimdi sevgili arkadaşlar, beynimizi biliyorsunuz yaklaşık 1.8 kilogram ağırlığında bir kas topu aslında baktığımızda ama akıllı bir doku. Bütün dünyayı nasıl gördüğümüzün bütün lensi bu beynimiz. Beynimizle ilgili de çok şey bilmiyoruz aslında. Eğer şimdi benim yerime burada bir fizyolog olsaydı size anlatacaktı bunu. Tahmin ettiğimiz bir nöron sayısı var 80 ile 100 milyar arası ama bu nöron sayısı yaklaşık 40 bin yıldır hemen hemen aynı insanlar. Böyle çok büyük bir değişiklik yaşanmamış. Hormonların %99.9'u da insanda öyle çok büyük bir değişiklik yok. Beynimizin şu ön kısmı frontal korteks, işte bu okullarda eğitildiğimiz kısım, analiz sentezi yapan kısım. Beyinde birçok katman var. Neresi nereden sorumlu? Genel bir kuralı kesinlikle yok. Farklı kişilerde farklı bölgeler, farklı fonksiyonlardan sorumlu olabilir. Kesinlikle böyle bir harita yok. Neler bilinebiliyoruz beyinle ilgili? Yani nöron doğru, sinir hücresi. Öğrenme dediğimiz şey nöronların bir nöron etrafında 1000 ile 10.000 arası sinaps oluşuyor. Kılsı doklar. Bunlar hiçbir zaman birbirine değmezler. Aralarında kimyasal ya da elektrik akımı oluşabilirse işimiz onu öğrenmek. Ama öyle bir yol izliyorlar ki, aynı konuyu öğrenen birçok insan, öğrenme ihtimali 380 milyara çıkıyor.
aynı şeyi öğrenme ihtimaliniz farklı yöntemlerle 280 milyon. Peki niye öğretemiyorum? Şu grubu anlattım, çok iyi anladım, grubu anlattım, anlamadı, şu çocuğa örnek yaptırdım, çok iyi yaptı, 5 dakika sonra sordum, yapamadım. Geri getirmeyle ilgili bir şey. Ha, bununla ilgili ne biliyoruz, şunu biliyoruz. Öğrenme esnasında eğer öğretilen şey bir duyguyla eşleşmiyorsa onun geri gelme ihtimali çok düşük. Peki o duygu ne? Çoğu zaman dopamin ve serotonin. Yani haz duygusu. Ya da kortizol. Yani panik hormonu. Bu iki hormon öğrenme esnasında salgılanıyorsa o öğrenilen şeyin geri gelme ihtimali çok artıyor. Geri getirememe durumuna öğrenmemiş diyoruz biz eğitimde. Beyinde yok değil, geri getiremiyor. Yani aynı kimyasal tepkimenin ya da elektrik akımının aynı sinirlerde, aynı sinapsel kullanarak tekrar edilme işlemi bilinen şeyin hatırlatması sevgili arkadaşlar. Bir de şunu biliyoruz beyinle ilgili. Eğer beyinde bir beceriyi çok öne çıkarırsanız, yani çoklu tekrar, o kısım genişlemeye başlıyor. Kapladığı alan artıyor. Bunu yaparken de diğer alanların yok olmasına neden oluyor. Mesela siz çocukları daha 3. 5. sınıfta, siz sayısalcısınız, siz sözelcisiniz diye grupladığınızda onların tekrar sayıları arttığı için gerçekten beyin öyle davranmaya başlıyor. Ama doğuşta böyle şey yok. Bunu yapan yeni öğretmenler. Çünkü beyinde şu var. Eğer siz bir Mozart'sanız, bir Beethoven'sanız çoklu tekrar yüzünden evet çok iyi beste yapabilirsiniz ama başka bir şeyi de o kadar oranda kötü yapmaya başlarsınız. Çünkü öyle bir yer kaplamaya başlar ki diğer yeri yok etmeye başlar. Beyninde böyle bir plastik özelliği var. Bir de bunu biliyoruz beyinle ilgili. Şimdi bir de beyinde şu limbik sistem denilen bir yer var. Bu bizim hayvansı beynimiz aslında. Bakın orada hiçbir kıvrım falan yok sevgili arkadaşlar. Aslında bu bizim duygusal beynimiz işte. Bir türlü açıklayamadığımız şey. Bazen duygular o kadar hükmediyor ki davranışlarımıza hiçbir açıklaması yok. Ve orayla ilgili çok az şey biliyoruz seninle arkadaşlar. Ya biz zaten şu öndeki limbik, boşverin limbik sistemi, şu frontal korteksin bir dakika, bir saniyelik fonksiyonu simüle edebilmek için 80 bin işlemciye sahip bir bilgisayar kullanmak istedim. Hiç limbik sistemi işin içine sokmuyor. Şimdi arkadaşlar, bunun esprisini şurada bir çok net bir görüntü. Beynimizde hemen limbik sistemin altında nükleus accumbens denilen yeşil mercimek büyüklüğünde bir merkez var. İşte bütün has hormonun salgısı orada bekliyor. Nükleus accumbens, unutmayın, yeşil mercimek. Bu neler kontrol ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? İnanamayacaksınız. Cinsellik, sosyal medya, yemek yeme esnasındaki bütün hazlar oradan sağlıklanıyor. Aynı merkez. Makarna yediğinizdeki aldığınız zevk, cinsellikte aldığınız zevk, sosyal medyada like işaretini gördüğünüzde aldığınız zevkin salgılanma merkezi beyinde aynı. İşte bilişim teknolojisi oraya geliyor. Yani bir insanı en zayıf yerinden yapabilir. Onun için çok fazla kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Onun için çok fazla haz duyuyoruz. Ama accumbens'in salgılayabileceği dopamin ya da serotonin her neyse. Yani sizi kendinizi mutlu hissettirecek, iyi hissettirecek hormonlar. Bakın bunların yokluğu çok tehlikeli. Eğer vücudunuz bunları yeteri miktarda salgılayamaz ise eninde sonunda kendinizi psikiyatrın odasında bulursunuz ve antidepresana başlarsınız. Antidepresanlar bu merkezi uyaran ilaçlardır. Bu merkeze baskı kurup daha fazla serotonin salgılar. İşte içine ilaçlar olur sevgili arkadaşlar. Çünkü bu mutsuzlukla başlar çok tehlikeli bir şeydir. Bunun sonu mutsuzlukla biter. Bu hormon olmadığı takdirde yaşamınıza son verme ihtimaliniz çok artıyor. Ama doğduğunuzda da belli bir kapasiteyle doğuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani sizin vücudunuz bunu sonsuz kere salgılayamıyor. O depoları doğru kullanmanız lazım. Aynı pankreastaki insülin.
Çünkü pankreastaki insülini de çok erken tüketirseniz, şimdi burada Canan Karatay'ı kullanıyorum. Küçük yaşta diyabete başlıyorsunuz. Çünkü pankreas deponuz boşalıyor, hücreler üretemiyor daha fazla insülini. Çünkü öyle tasarlanmamışsınız. Çünkü insanın vücudu karbonhidrat için tasarlanmamış. Neden? Çünkü tarım toplumuna geçene kadar karbonhidratı görmemiş, bilmiyor. Avcı toplayıcı bir günde tükettiği karbonhidratı normalde bir ayda ya da bir yılda tüketen insan birden bir öğünde bir yılda tükettiği karbonhidratı yemeye başlıyor tavuk yüzünden. Ama medeniyet 3 tavuğun üzerinde kurulmuş biliyorsunuz. Amerika kıtası Mısır'dır, Orta Doğu buğday arpadır, Uzak Doğu'da pirinçtir. Bu 3 tane şey üzerinde kurulmuş bütün medeniyet. Ama oradan aldığımız B2 vitamini de çok önemli. Bu sefer de beynin gelişmesinde fonksiyon var. Ama dopamin ve serotonin için şimdi aynı tehlikeyi yaşıyoruz. Yani duygusal olarak diyabetik bir değişiklik var karşımızda. Duygusal diyabetik. Yani mutluluk hormonu o kadar fazla salgılıyor ki gereksiz yere. Siz bugün gidip Amerika'dan çocuğa iPhone 7 de getirseniz bana bunu mu aldın diye fırlatıyor. Onun için hafta sonları anneler, abimlerde çocuklarının mutluluklarını satın almak için onlarca, yüzlerce lira harcıyor ama hiçbir şey yok ucunda. Çocuk gene mutlu değil. İşte bu kavram yeni geliyor literatüre, takip etmekte fayda var. Şimdi bakın Amerika'da bir araştırma 18-65 yaş arası insanlara deniyor ki 2000'e yakın kişi katılıyor. Şunların hepsi aynı merkezden size mutluluk hormonu salgılatan eylemler. Sigara içmek, içki içmek, para harcama, uyku, cinsellik. Sosyal medyayı bunlardan hangisine tercih edersiniz diyor. Uykuya ve cinselliğe tercih ediyor. Çünkü daha fazla haz alıyorum diyor sosyal medyada. Ya bunun bir nedeninin olması lazım. Bakın en büyük neden ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Eğer yüz yüze iletişim kurarsanız karşınızdaki kişi sizin söyledikleriniz sadece sizinle ilgiliyse %30'unu geçerse bu miktar sıkılıyor, kafasını çeviriyor, size bir mimikle işaret veriyor ve siz hemen konuyu değiştiriyorsunuz. Sosyal medyada kendinden bahsetme oranı %90. Karşıda hiçbir mimik yok. Atıyor da atıyor. Keşke ben hep onu söylüyorum. İnsanlar Facebook'ta yazdığı kadar nazik, dürüst ve mutlu insanlar olsa. It's all fake. Isn't it? Yalan, hepsi yalan. Ve çağımızın 3 tane korkunç bir fobyası var, korkusu var. Burada çok iyi gözükmüyor. Sol baştaki sevgili arkadaşlar, Wi-Fi'ye bağlanamayabilirsiniz. Bu ciddi bir panik halidir insanlarda. Otelde oda değiştirir size bu. Ortadaki özellikle Android kullanıcıları sisteminiz tıkanabilir. iPhone için bu çok geçerli değil çünkü kapalı bir sistem. Sağ taraftaki de piliniz bilinir. Ve eminim birçoğunuz şu anda powerbank kullanıyorsunuz. Yedek piller taşıyorsunuz. Bu yedek piller de bir kere falan şarj edebiliyorsunuz. Sonra geri bir panik. Artık hangi kafeye gideceğiniz, hangi alışveriş merkezine gideceğiniz, hangi lokantaya gideceğiniz, oradaki prizle ilgili, oradaki Wi-Fi ile ilgili, oradaki Ankara kebabıyla ya da döneriyle ilgili değil. Çünkü karşılıklı oturup hala telefondan mesaj okuyan bir sürü insan birlikte yemeğe gittiğini iddia ediyor. Çok komik ama birlikte yemeğe gittiğini. Boyfriend, girlfriendlerde de durum aynı. El ele tutuyorlar ama sağ elleriyle sürekli kim kimle date ediyor belli değil. Şimdi nomofobi diye bir kavram girdi hayatımıza. No mobile fobia. Peki cep telefonuna erişemediğinde acaba ciddi bir kaygı düzeyine erişiyor mu bu salgın? İngiltere'de bir araştırma yapılıyor sevgili arkadaşlar. Deniyor ki ya sizin cep telefonlarınızı elinizden alsak ne yaparsınız? %73 panik derim, %14 kendimi zavallı hissederim. %7'si diyor ki gerçekten hastalanır fizyolojik olarak. %6'sı da diyor ki ya şunu alın da bir kurtulayım diyor ya kullanmak istemiyorum diyor. Sadece %6. Bizdeki rakamlar çok farklı değil. Mesela Deniz Hoca sunusunda anlatacak, bizde 7000 kişinin datası var değil mi? 7000 kişiden de biz topladık. Esas ilginç olanı nerelere götürüyorsunuz diye soruyorsun cep telefonunu.
%54'ü yatağa götürüyorum diyor. İçinizde yatak odası da taşıyan var mı? Var değil mi? Peki. Şu tuvalet kısmı çok enteresan. %39. Bizim Türklerde bu daha yüksek. Yani tuvaletle Türk kültürü arasında bir atasözü korelasyonu var. Yani tuvalet en tercih edilen yer. Cep telefonu. Yemek masasına götürenlerin oranı da çok yüksek sevgili arkadaşlar. Her üç kişiden biri diyor ki evet ben yemek masasının üstünde tutuyorum. Ki benim yapmamaya çalıştığım şey bu evde. %25'i araba sürerken kullanıyorum diyor. Bizde bu oranlar %15'in biraz üstünde ama yalan söylüyor insanlar. Trafiğe çıkıp bakıyor. Çok fazla. Ya şu %9'luk kısımda diyor ki ben ibadet ederken de mutlaka yanında tutuyorum. Buradaki ulvi amacı ben bilmiyorum. Belki bir gün teknoloji onu da başaracak. Şimdi peki ne yapmalı? Bunun bir reçetesi yok sevgili arkadaşlar. Neden reçetesi yok? Çünkü anlayamadığımız ve henüz sınırlarını tanımlayamadığımız bir şeyle ilgili ancak hipotez üretebiliriz. Bunların hepsi bir gün kaldırılıp çöpe de atılabilir. Ben meslektaşlarıma da hep anlatırım bunu. Bundan bir psikiyatr arkadaşımla konuşurken, çünkü bu kavram, homofobi kavramı, uluslararası hastalıklar tanımına giren bir kavram. Artık kodu var. Ama dedi ki benim psikiyatr arkadaşım, ya bundan 30-40 yıl önce dedi eşcinsellik de bir hastalık olarak çalışılıyordu. Ama dedi bakın şimdi hiç kimse bu bir hastalıkmış demiyor. Ya hastaya eşcinsel biri geldi mi biz ona bir tanı koymuyoruz hastalık tanısı. Çünkü bir hastalık durumu değil dedi. Bu da aynı olabilir dedi. Yani şu anda böyle düşünülüyor ama belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra insanlar diyecek ya ne komik. Bir dönem biri dedi bu cep telefonu kullanımının nomofobi hastalığı diye çalışmış diyecek. Bilmiyorum. Hipotez böyle. Ama diğer tarafta çok büyük bir birikimimiz var. Yani çünkü yeryüzünde 4,5 milyon yıldır canlılık var. Peki bu nasıl evrile bu hale gelmiş de biz insanlar böyle öğreniyoruz, biz canlılar böyle yaşıyoruz. Peki bunların hangileri aslında bizim de doğamıza çok uygun değil? Şimdi biz şu görseller kısmını çok seviyor beynimiz arkadaşlar. İşte akıllı telefonların başardığı şeylerden biri bu. Her şeyi visualize ediyor. Neden? Çünkü bakarsanız eğer zaten beyin 60 bin kat daha hızlı anlıyor görseli yazıya göre. Yazının keşfi ne zaman? Milattan önce 3000'ler. Yani 5000 yılı. Yazı nedir? Uydurma karakterlerdir. O beyinde bir feelings yaratır, duygu yaratır. Biz ona bir anlam yükleriz. Hatta yazıda duygu olmadığı için de habire gülen yüzler falan yaparız. Niye karşı taraf aman beni yanlış anlamadı bunlar? Ha bu arada o gülen yüzler cep telefonuyla falan çıkmamıştır. İlk kullanım 1881 sevgili arkadaşlar. 1881'den beri kullanılır o imajda. Şimdi şunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Biz bir şeyi hikayelendirerek anlattığımızda bu karşı tarafta çok büyük etki bırakıyor. Hem haz duygusu sağlatıyor bize, hem empati duygumuzu geliştiriyor, hem geri getirmenin ihtimali çok artıyor. İşte onun için YouTube ve videolar çok öne çıkıyor. Onun için şurada bir mesaj vermeye kalktığımızda kısa videolar kullanıyoruz. Ama 3 dakikaya geçen videoların hiçbir etkisi yok insan beyninize. Ne anlatacaksanız 3 dakikada anlatacaksınız. 3 dakikada fazlasını seyretmiyor, dinlemiyor. İşte bir de bizi buradan yapıyor. Sosyal medya. Bu açığımızı biliyor, oradan yapılıyor bize. Dopamin ve serotonin, bunlar kimyasal, organik kimyada hatırlarsınız formülleri. Evde deneyin, başarabiliyorsanız afiyet olsun. Ama bu iki hormonun şöyle bir özelliği var. Bahar aylarında vücut, bahara tepki vermek için otomatik olarak %4 oranında zaten daha fazla dopamin salgılıyor. Teknoloji satış oranlarına bakın, Spring'de tavayı var. Apple'ın satışlarına bakın sadece, değil mi? Teknoloji dünyası bunu da diyor. Teknoloji dünyası şunu da diyor. Bu Salim Kur, Hindistan asıllı bir fizyolog Amerika'da güzel deneyler yapıyor öğrenmeyle ilgili. Kadının en güzel deneylerinden biri bu işte. Öğrencilere ilk derste sevdiği etkinlik yaptırıyor. Fizik, kimya, matematik bir şey anlattırıyor.
Çoğu da müzik aleti ya da spora yöneliyorlar. Bu çocukların kanlarında dopamin %9 artıyor. Zaten kokain çekse %22 artıyor insanın. Haz duygusu. Yani ilk derse böyle başlamak, bu hangi okullarda yapılıyordu eskiden? Mühendisliğinde yapılıyordu değil mi? Müzikle de şeyle başlamak, spor. Başarı nereden geliyor? Çok basit bir bilimsel gerçekten geliyor. Arkadaşlar, uykuyla öğrenme arasında çok yüksek bir korelasyon var. Yeterli uyku almayan çocukların bilişsel performansları maalesef düşük. Teknolojinin işte bizi eğitimlerin yaraladığı kısım burası. Çocuklar çok fazla teknoloji başındalar ve çok az uyku uyuyorlar. Ve buradaki yeterli uykudan kasıt. Yetişkinler için aralıksız 6 saat. Kesintisiz alan. 2 saatte bir sevgilisinden mesaj geldi diye bakıp gülen yüz yollama hareketi uykudan kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. Nörolojik olarak 6 saat ve üstü. Ama bu şu değil. Çok uyuyan, çok öğreniyor, ömür boyu uyuyup yok böyle bir korelasyon. Hani anne elleme, öğreniyor, uyandırma belli bir korelasyon yok. Ama ben size araştırmaların özetini vereyim. Çok fazla araştırma var bununla ilgili. Bir gecelik uykusuzluk yaklaşık bilişsel kapasitesinin %30'unu götürür insanlar. Yani 6 saat altında. İşin kötü tarafı, ki bizim gençlerin yaptığı, 5 gece boyunca düzenli 6 saat uyumuyorsa bu adam, 48 saat hiç uyumamış bir adam var karşınızda. Hadi öğretin, matematik mi öğretiyorsunuz, fizik mi öğretiyorsunuz, kimya. Mümkün değil çocuklar, bir şey öğretebilirsiniz. Ama bu sizin başarabileceğiniz bir şey değil. Neden? Çünkü aile de uyumuyor, işin kötü tarafı anne baba da oturuyor. Çünkü diziler 700 saat sürdüğü için anne onun sonunu bekliyor. Babanın zaten hiç bitmeyen bir maç şeyi var. Yani birlikte mutlaka bir maç oynanıyor. Çocuğun elinde de iPad var. Bakın Müge'nin şeyi, bir vurgu yaptı, çok önemli bir vurgu. Çünkü Amerikan Pediatri Derneği'nin vurgusudur o. Çocuk Doktorları Derneği'nin. Şimdi 2 yaş altı çocuklar çok doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nde baş parmaklarını kullanarak iPad kullanıyor. Ama çocuklardaki şey geriliğinin herkes farkında. Normalde çocuk ne zaman konuşur? Anne babalar var evlilerimizde. Artık 1 yaşından sonra ne beklersiniz çocukta arkadaşlar? Cümle kurmalar başlar değil mi? Anne gel. 2 yaşını bitirmiş bir çocuk derdini anlatır. Bu çocuklarda konuşma 4 yaşa kadar öteleniyor. Bu iyi bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu istendik bir şeydir. Artı zeka ile 5 parmak kullanımı arasında çok direkt ilişki vardır. Parmak kullanımı azaldıkça beyindeki aktif bölgelerin sayısı da azalıyor. Biraz önce size şunu söylemiştim. Beynin şöyle bir özelliği var. Bir bölge çok kullanılırsa o bölge baskın hale geliyor ve etrafındaki bölgeden işgal etmeye başlıyor. Etraf bölgelerdeki yetenekler de yok olmaya başlıyor. Tamam. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi ne olduğunu unutmayın. Şimdi burada yine Canan Karatay'ı olduğunu istemiyorum. Farelerle yapılan bir deney. Düzenli egzersiz yaptırdığımız farelerin hipokampüs merkezlerindeki hücre sayıları anlamlı şekilde artıyor. Hipokampüs limbik sistemin hemen ortasında bir deniz adı demek zaten eski Yunanca'da hipokampüs. Bir merkez ve öğrenilen her şey burası tarafından düzenleniyor. İlk duyulan, ilk kodlanacak şey. Burada oluşabilecek bir hasar Alzheimer. Onun için 7 saniye öncesini hatırlamaz insan 70 yıl öncesini hatırlar. Ve bizim çocuklarımız şu an çok az hareket ediyor. Şimdi ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bize şişman çocuk görmek okulda büyük bir ağ falandı. Ben 68 doğumluyum. Şimdi ben kızımı okula bırakıyorum, Otu Koleji'de okuyor. Yani bazı çocukların kilosuna gerçekten inanıyorum. Yani daha 8 yaş, 10 yaş. Allah'ım diyorum nasıl bir şey ya, 100 kilo var herhalde bu falan diyor. Bu hareketsizlik bizim daha iyi kodlama becerimizi geliştirmiyor arkadaşlar. Ama bizi şu hale getiriyor. Her şey karşı taraftan bize kodlanmış olarak veriliyor. Şimdi internetin yaptığı da yani sor diye gerek yok, yer diye gerek yok dedi doğrudur. Nerede gördüm? Hürriyet.com'da yazıyorum. Çok tehlikeli. O zaman başka bir dünya yaşarsınız. Realiteyi yaşamazsınız arkadaşlar.
yaratıcılıkla teknoloji kullanımı arasında henüz hiç olmayacak demek. Henüz bir ilişki kurulamıyor arkadaşlar. Henüz. Eldeki veriler zayıf, çok zayıf. Şöyle bir indeks var Amerika'da, yaratıcılık indeksi diye çocuklarda yapılan ölçümler. Yaratıcılık indeksinde bırakın gelişmeyi düşme var. Copy paste. Ya bir dönem, yani şimdi şu mevzuya girmiyorum ama performans ödevleri vardı. Öğretmenler çok iyi hatırlar. Çocuklara performans ödevi yaptırdı. Ellerinde koca kartonlar. Senin bir heyecanı yapar giderdi. Ben yaptım diye. Anası babası yapardı. Yani yok, yaratıcılık arasında hiçbir gelişme yok. Ama bu ileride kurulmayacak anlamına gelmiyor. Burada tedbirli konuşuyorum, bilemiyorum çünkü. Tahmin edemiyorum ben bunu. Şimdi benim yaratıcılıktan anladığım şu sevgili arkadaşlar, ya da bizim anlamamız gereken. Burası Afrika'da bir kabile. Bunlar televizyonda bisiklet görmüşler bakın bir yerde. Onlar da yok bisiklet. Şunu yapana biz yaratıcı diyoruz sevgili arkadaşlar. Ne kadar da zevk alıyorlar farkında mısınız çocuklar? Ha, kendi çocukluklarınızı hatırlayın lütfen. Ama ben şunu kastediyorum. Hani benim hayatım büyük kısmı Ankara'da geçti. Ama çok da il gezdik. Babam asker olduğu için. Ağacını tırmandık, meyveyi oradan verip düştük, kafayı da yardık. O yaratıcılıkları bir hatırlayın. Bir kiraz yemek için ne yaratıcılıklar, ne soygunculuklar yaptık. Ne yalanlar söyledik, ne sopalar dedik. Ama insanın doğası, yaratıcılığı öyle geliştiriyor. Evet. Şimdi buraları çok hızlı geçeceğim. Biraz önce de söyledim. Sadece şu frontal kortekste, yani bizim akıl zekamız burası işte. Bunun bir saniyesinin simülasyonu için, ki limbik sisteme hiç katmıyorum bunları. Yani 82 bin işlemcili bir bilgisayara ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Bu Stanford'da yapılan bir araştırma. Şimdi Berkeley'de yapılan başka bir araştırmadan bahsedeceğim. Gece uykusuz kalmak sizin sadece bilişsel kapasitenizi azaltmıyor, bir de yüz okuma becerinizi mahvediyor ki insanda bu yüz okuma becerisi çok önemlidir. Ne demek bu yüz okuma becerisi? Öğretmen şunu yapıyor, uykusuz kalan öğretmen. Çocuk yanında arkadaşına bir şey söylüyor, gidiyor, dönüyor diyor ki bana mı gördün diyor. Bütün ilişkilerinizi mahveder. Bu yüz okuma becerisini kaybederseniz, çünkü insan ömrü boyunca yüz okuyabildiği için hayatta kaldı. Karşısındaki canlının ona zarar verip vermeyeceğini oradan anlıyor insan çünkü. Çocuklarda yeni nesilde yüz okuma becerisi çok azaldı. Onun için gözlerini kaçırıyorlar ve yüzlerini kaçırıyorlar sizler. Öğretmen-öğrenci ilişkisi de çok kötü o yüzden. Çünkü öğrenci de öğretmeni anlamıyor. Bu beni seviyor mu, sevmiyor mu? Çok kötü, uykusuzluk. El yazısıyla ekranda yazma arasında çok fazla deneyim yapıyor. Ve fMRI cihazlarının da beyindeki aktiviteler ölçülüyor. El yazısıyla yazan kişinin beyni ışıl ışıl, aktivite merkezlerini görmeniz lazım. Bir de ekrandan yazan adamın tek yanar lambasını görmeniz lazım. Bu parmaklarla hala zeka arasında çok büyük ilişki var sevgili arkadaşlar. Bakın, biraz önce Müge Hoca dedi ya, şu baş parmağın yenisi 2 yaşını geçtiği halde kullanamıyor ki, küçük kas gelişimi çok önemlidir. Şu parmak, zaten medeniyet bunun sayesinde bu geçişi biliyorsunuz, baş parmak, alet yaptığımız parmak. Şimdi çocukla eğer bunu geciktirirsek, şimdiki nesil çocukları bir bakar mısınız? Tornavida tutabiliyorlar. Eline bir çekiç verin lütfen. Hangi problemi çözebiliyor? Sadece düğmeye basıyor, tek bir düğme. İlişkisini de bununla başlatıyor, bununla bitiriyor. Facebook'tan seni ekliyor ya da çıkartıyor. Ayrıldık biz diyor, Facebook'tan atıyor kızı. Tabii bu Fransa yani. Atsam ne olur. Şimdi beyinle ilgili bir de şöyle bir dedikodu dolaşıyor ortada. Ya çok mu işlem yapar beyin aynı anda? Hayır, asla yapmaz. Sıralı işlem yapar beyin. Sakın bunu unutmayın. Aynı anda telefonla konuşup, internetinizde mail yazıp, o esnada da video seyredemezsiniz. Mümkün değil, beyin bunu yapamaz arkadaşlar. İşlemleri sıralı yapıyor. Yalnız işin kötü bir tarafı, beyin her işleme aynı enerjiyi harcıyor. Beyin şeyi ayırt etmiyor arkadaşlar. Ha bu çok basit bir şey, ben buna çok az glikoz harcayayım, buna daha fazla gibi, çok kompleks bir problem. Beynin böyle bir özelliği yok. Beyin hepsine bir problem gibi davranıyor, enerjisini bitiriyor. Ve o kadar dağınık şeylere enerji harcattırdığınızda, kritik kararlara geldiğinde çocuklar yönelik kritik.
çok fazla önemi var. Çünkü beyin kendini egzoz ediyor, tüketiyor. İşte o tüketmede de şu sevgili arkadaşlar, bırakın dopamini, kortizol salgılarına başlıyor. Yani bunu dışarıdan alırsanız kortizondur bu. Eğer vücut üretirse kortizoldur bu. Bu bizim panik hormonumuz. Hangi hormon biliyor musunuz? Öğrenciliğimizden bir örnek vereceğim. ÖSYM sınavında olabilir bu, fizik, kimya, matematik dersiz olabilir. Hani bize test kondu. Soruyu 5 kere okuyorsunuz ama gözünüz görmüyor soruyu. Eller buz gibi terliyor. İşte kortizol hormonu o zaman. Size onu yaptıran hormon. Bir soruyu 5 kere okursunuz hala bilemezsiniz. Ve sınavdan çıkıp ben bunu nasıl kaçırdım dersiniz. İşte çok fazla detayla lüzumsuz işle meşgul ettiğiniz değil, kortizol. Yani bırak ve kaç hormonu sağlar. Çocukların çoğu da dikkat edin sınavlarda derin nefes alır, bakar, eder, bırakır. Denese yapacak ama o enerjisi yok, kalmadı. Şimdi ben şu adamı çok severim, Tyson'ı. Belki siz bunu Cosmos şeyinden bilirsiniz, belgeselinden. Amerikalı bir astrolog ve fizikçi. Adamcağıza demişler ki, sizce uzaylılar var mı? Tabii ki var demiş. Bizi de buldular ama bizim çok aptal olduğumuzu görüp değmez. Bunlarla ilişkiye girmek değmez diye. Ben de diyorum ki büyük ihtimalle uzaylılar bizim eğitim sistemini gördüler. Çünkü bu kadar elimizde bilebildiğimiz şey varken biz eğitim sistemini neyin üstüne kuruyoruz görüyorsunuz. Ve şu anda bilgi teknolojisi bize bu konuda yardım etmiyor. Bizim açıklarımızı yakaladılar. İşte dopaminle, kortizolle anlattım size. Bütün satışlar onun üzerine kuruluyor. Neden? Çünkü dünya ekonomisi iki sektör üzerinde dönülebiliyor şu anda. Biri hizmet sektörü, biri bilişim sektörü. Satamadıkları an bütün dünya ekonomisi çöker. İnsanı çok iyi yerinden yakaladılar ve bağımlı hale getirdiler. Çünkü ben 48 yaşındayım. Benim hayatımda, Amerika'ya 90'da gittiğimde Master'a, Michigan State'de e-mail yoktu sevgili arkadaşlar. İlk web, Veronica diye bir tarayıcı vardı, 95 senesiydi. Ben doktora yapıyordum, üniversiteydi. O zaman da benim bir hayatım vardı. Türkiye'yi ayda bir kere arıyordum. AT&T çok pahalıydı çünkü bir araba bana 100 doları falan mal oluyordu. 15 dakikalık görüşüm. Skype'ın kalbi nerede? Ama çok kıymetli bir 15 dakika oluyordu. Gerçekten çok zevk alıyordum. Annemin sesini duyuyordum, kardeşlerimin, babamın. Şu anda herkes Skype'da. Kimsenin hiçbir değeri kalmadı. Bu normal bir sevgili arkadaş. Peki bu bizi nereye götürür ben bilmiyorum. Yani orada fala bakamıyorum, bakmak da istemiyorum. Sadece şunu biliyorum, insanlar daha mutlu olmayacak gibi geliyor bana. Neden? Çünkü 40 bin yıldır hiçbir hormonu değişmemiş. Yaklaşık 70 bin yıldır, bakın 70 bin yıldır. Bizden metreküp olarak beyni büyükleyen darteller vardı, yok oldu. Biliyorsun, Homo sapiens'ler ama hayatta. Şimdi en az 170 bin yıldır bizim beyin kapasitemiz var sevgili arkadaşlar. 170 bin yıldır değişmemiş bir şey 25 yılda değişir mi? Tarım toplumuna geçiş milattan önce 8 bin. 2000'de şimdiden alıp 10 bin. 10 bin yıldır pankreas buğdaya adapte olamadı. Oldu mu? Olamadı. İşte onun için Türkiye'de şimdi diyabet kaç? %15 mi? Dünyada da öyle bir oran. Değil mi? Çok yüksek bir oran. Bak pankreas beceremedi bu işi. Ve pankreas beyine göre aptal bir organ. Beyin çok akıllı. Çünkü kendine beyin demiş, akıllı demiş. Ona gitmiş pankreas demiş. Bütün isimlerini de kendi vermiş. Hatta kendi nesline de homo sapien demiş. Yani akıllı nesil demiş. Oradaki homo topraktan gelen. Yunanca değil, Latince o. Toprak demek o. Şimdi düşünün, bunu adapte olamamış 10 bin yılda. Sadece pankreas şeyi becerememiş, insülini normalize etmeyi. Peki beyin, dopamin ve serotonin nasıl normalize edecekmiş? Mümkün değil. Onun için ben daha az mutlu bir jenerasyon bekliyorum. Çok teşekkür ederim bu sağlığınız ve dinlediğiniz için.
ediyorum bu kadar bizi ağırladıkları için. Hem Müge Hocam hem Sanır Hocam birçok şeye vurgu yaptılar ama naçizane ben de birkaç şey söylüyorum. Şimdi biz ilk bilgisayar ENIAC'tan bugüne kadar günümüzde çok şey değişti. Bir oda büyüklüğündeki koca bir bilgisayardan artık avucumuzun içinde taşıyabildiğimiz cep telefonlarına, hatta giyilebilir teknolojileri Google Glass'tan tutun da giyilebilir saatlere kadar artık çok daha rahat taşınabilir cihazlar var. Böyle de olunca paylaşım ihtiyacımız artıyor ve sürekli bir şeyleri paylaşma ihtiyacı içerisindeyiz. Şimdi karikatürlerini kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ilk karikatürde diyor ki oh be içeride hiç çekmiyordu diyor civciv yumurtadan çıkınca. Altta da Sanır Hocam dedi ya artık ikili ilişkilerde de ayrıldığınızı ya da yeni birisiyle beraber olduğunuzu sosyal medyadan duyuruyorsunuz diye. Alttakinde diyor ki biz ayrı dünyaların insanıyız sevgilim. Ben Facebook'tayım, sen MySpace'tesin. O yüzden birlikte olamayız diyor. Ve bir takım rahatsızlıklarımızı, psikolojik olarak bozukluklarımızı da yine internet üzerinden gidermeye çalışıyoruz. Belki yüz yüze bir psikologla konuşmak yerine bana göre sağ üst köşede gözüken karikatürde de bunu anlatmaya çalışıyor. Teknoloji bağımlılığı yüzünden asosyal bir kişiliğe büründüm doktor bey diyor. O da diyor ki anlıyorum, kayıt altına alıyorum diyor ve bunların hepsi bilgisayar üzerinden gerçekleşiyor. Böyle bir durumdayız. Peki bu duruma bizi getiren ne diye baktığımızda artık günümüzde internetin herkes tarafından erişilebilir olması ve bu erişimin de ucuzlaması diyebiliriz. Bu 2016 yılı verileri neredeyse %80'inde ailelerin artık internet bağlantısı var ve bu bağlantı çok ucuz. Bu bağlantı ucuzladıkça da biz bir takım bunları kullanmak adına bağımlılıklar geliştiriyoruz. Bağımlılık dediğimizde bireylerin bir maddeye ya da davranışa karşı günlük yaşantısında bilişsel, duygusal, davranışsal olarak eksiklikler meydana getirecek tutum içerisine girmesi olarak tanımlanabiliyor. Üç temel özelliği var bağımlılığın. Öncelikle çok güçlü istek duymak, ardından bunda ısrarcı olmak. En son aşamada ise artık kontrolü kaybetmek. Peki bu bağımlılıkta biz neler elde ediyoruz? Bir takım hani olumlu çıktıların yanı sıra istenmedik çıktılar da oluşuyor. Bunlar hocaların genel olarak bahsettiler. FOMO, nomofobi, netfobi. Alttakiler daha henüz bağımlılık olarak tanımlanmıyorlar yazında. Stalking, hikikomori, siberkondria diye. Ve o kadar çok yeni kavram var ki kullanılan, ben ancak bunlardan bu kısa süre içerisinde bahsetmek istiyorum. VR Social'ın yaptığı bir araştırma var. Türkiye ile hatta tüm dünyadaki ülkelerle ilgili bu. 79 milyon nüfusumuz var. 46 milyonun internet bağlantısı var. Bu 79 milyon içerisinde de 36 milyonu bağlantısını mobil araçlar üzerinden gerçekleştiriyor. Çok ciddi bir rakam, nüfusun yarısı. Yine diğer grafiğe baktığımızda da Facebook kullanımına bakıyoruz dünya üzerinde. İlk iki ülke hem nüfus olarak bizden yüksekler, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri. Ama Türkiye'de Facebook kullanıcı oranı da ilk 10 içerisinde. Orayı da ayrı bir dünya olarak alabiliriz. Geçmişle şimdiki yarmanladığımız zaman da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Geçmişte komşularımızla balkondan ya da pencereden haberleşirken bugün WhatsApp'taki durumla benzetebiliriz. Yeşil yandığı zaman online olma durumu ve bunu da ne kadar süre önce aktifteniz, online'dınız, çevrim içiydiniz görebiliyorsunuz. Bilmiyorum aramızda bizimkiler dizisini hatırlayan var mı? Şimdi FOMO dediğimiz şey gelişmeleri kaçırma korkusu. Cemil karakteri vardı orada hatırlarsanız, Selim Koş diyerekten apartmana giren çıkan yaşanan bütün olayları eşine aktarıyordu. Şimdi de bunu biz sosyal medyada yapıyoruz. Sosyal medyada önemli bir şey kaçırdığına ilişkin kaygı bozukluğu durumunu alan yazında FOMO olarak adlandırıyoruz. Eğer bu tür belirtileriniz varsa biz neler yapıyoruz? Sürekli haber akışını yenilemek durumunda hissediyor kişi. Yani o durum güncellemesini yapıyor. Oradaki karikatürde de zaten bayan bebeğini dünyaya getiriyor. Doktor bey kız mı erkek mi çabuk söyle, teyze yazacağım diyor.
Böyle bir durumdayız. Müge hocamın söylediği gibi yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimizi, her şeyimizi paylaşıyoruz. Ya da bu paylaşımların yanı sıra da ilişkilerimizde de bir takım değişiklikler meydana geliyor. Aile bireyleri olarak da bir iletişim kopukluğu yaşıyoruz. Sosyal medyada geçirdiğimiz zaman günlük hayatımızı aksatacak duruma gelebiliyor bazı durumlarda. Burada da aile bireyleri, sevgili oğlum nasılsın, ben ve annen çok iyiyiz, lütfen bilgisayarını kapatıp aşağı gel yemek yiyoruz diye çocuğuna bilgisayar üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Soner hocamın sorusunda da vardı, bu formanın haricinde bir de cep telefonsuz kalma korkumuz var, homofobi olarak adlandırılan. Hocam da aynı bir lafı kullanmıştı. Ben başka bir şey sorayım. Cep telefonunuzu unutup da iş yerinize geldiğinizde, fark ettiğinizde geri döndüğünüz oldu mu? Muhtemelen olmuştur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanlar cüzdanlarını kaybettiğinde bunu 4 saat içinde farkına varıyor. Ama cep telefonunu kaybettiğinde 15 dakika içerisinde bunu hissediyor. Demek ki o kadar bağımlıyız, onsuz yapamıyoruz. Nedenlerini de Soner hocam zaten aktardı. Biz nomofobiyi cep telefonundan mahrum kalma korkusu ya da cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan aşırı korkma. İşte gece yatağımıza taşımadan tutun da en sondaki resim beni etkilemişti. I lost my phone and it's on silent diyor. Yani telefonumu kaybettim ama sessizde. Yani bulamama korkusu yaşıyorum şu anda diye. Sonra yapılan araştırmaları biraz taradığımda hepimizin birazcık bağımlılığı olduğunu fark ettim. Ben de onlardan birisiymişim. Nomofobi dediğinizde cep telefonsuz kalma korkusunu yaşayan bireylerde neler oluyor diye baktığımızda bağımlı olanlar, daha turkuaz renkte bu tarafta gözükenler, sağ tarafta gözükenlerse normal kullanıcılar olarak adlandırılıyor. Uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde telefonu kontrol ediyormuş. Yatmadan önce de son 15 dakika içerisinde mutlaka cep telefonu kontrol ediliyor. Uyandıktan sonra ilk geliştiği şey ve günlük olarak fotoğraf çekip ya da günlük oyun oynama süresi de bağımlılarda çok daha fazla olmasına rağmen normal kullanıcılarda da bu tür davranışların görüldüğü söyleniyor alan yazında. Ben yapmadığımı düşünüyordum. Dışarıdan cep telefonunu bu kadar kullanmayan aile bireylerim var. Geçen babam biraz sinirlendi bana. Hiç konuşmuyorsun baba dedim. Neyine konuşayım? Hepimizin elinde bir telefon var. Siz konuşmuyorsunuz dedi. Haklı. Yine bir yapılan araştırmaya baktığımızda meşguliyetle birlikte akıllı telefon kullanma sıklığı, Hülya hocam da söyledi. Ne kadar net görülüyor bilmiyorum ama iş toplantısındayken, araç kullanırken ve karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanma sıklığı çok yüksekmiş. Dolayısıyla da bu bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Kaza olasılıklarını Hülya hocam bahsetmişti zaten. En sonunda da ortaya bu durum çıkıyor galiba. Aile bireyleri masa etrafında birlikte yemek yediğini zannediyor ama herkes cep telefonuyla ilgileniyor. Buna da alan yazında yeni bir kavram üretmişler. Hobbing deniyor ama Türkçe karşılığı henüz yok. Ya da eskiden biz yaşlı bireyleri karşıdan karşıya geçirmeye yardımcı olurken şimdi artık karikatürde olduğu gibi gel seni karşıya ben geçireyim evladım diyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yine Soner hocam da bahsetti, gittiğimiz mekanları seçerken internet bağlantısının olmasına, kablosuz bağlantısının olmasına dikkat ediyoruz. Olmadığı zaman da panik yaşıyoruz. Biz onu alan yazında internetsiz kalma korkusunu netfobi olarak adlandırıyoruz. Kişinin internetsiz ortamlarda kalamaması ve bu durumdan yoğun endişe ve rahatsızlık duyması olarak adlandırılıyor alan yazında da. Yine resimde de gördüğünüz gibi birlikte yemek yiyen bir grup insan var. Ama hepsi de cep telefonuyla ilgileniyorlar. Bunu atlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Netfobi dediğimiz zaman da internete bağlantılı en az 3 cihazla birlikte yaşantınızı sürdürüyorsunuz. Ortalama 10 saat çevrim içisiniz ve günde 20'den fazla bildirimde bulunuyorsanız eğer bu tür bağımlılık özelliği siz de gösteriyorsunuz demek. Stalking, Türkçe karşılığına baktığımızda o kadar uzun bir sözlük
karşılığı var ki çevirmekte biraz zorlanabiliyorsunuz. Geçmişte esasında gözlemlediğimiz, şimdi de bunu sosyal medya ortamında yapmanız, yani takıntılı olduğu insanı sosyal medyadan hastalık derecesinde takip etme olarak adlandırılıyor. Bu genelde eski sevgililerde görülüyor, şimdi ne yapıyor, nerede diye. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki siber taciz olaylarında rol alan kişilerin bu işe önce stalker olarak başladıkları söyleniyor. İlerleyen aşamaları tehlikeli olabiliyor. Oradaki karikatürü okuyayım mı size bilmiyorum ama ben de ekrandan okumakta çok zorlanıyorum. Şöyle bir şey diyor orada da. Eski sevgilimin eski sevgilisinin eski sevgilisini ararken sana rastladım Huriye Bibi diyor. Meğersem hep beddua ettiğim eski sevgililerden birisi sen misin diyor. Çok da yaşlanmış artık. Çayına ekmek doğradım gel beraber içelim diye bir espri de var. Ve bunu yapan kişiler daha çok kendilerini savunma mekanizması olarak hani ben stalking yapmıyorum, ben araştırma yapıyorum diyor. Yine Alanya'da yeni bir kavram daha var. Hikikomori diye Japonca'dan geliyor. Elini ayağını çekmek olarak adlandırılıyor. Sosyal ortam, sosyal medya ortamında öyle bir iletişim bağımlılığı geliştiriyor ki artık kişi bütün işlerini sadece kendi odasında yapmaya başlıyor. Yemesi, içme, uyku, hatta son aşamada artık beden temizliğine dikkat etmeme gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. En çok Japonya'da görüldüğü söyleniyor alan yazında. 16-50 yaş erkek bireylerde daha çok görülüyor. Ve 1 milyonun üstünde bu hastalığa yakalanmış kişi olduğundan söz ediliyor. Çok ciddi rakamlar. Yine alan yazında bir başka yeni kavram daha var. Siberkondriya diye. Bunu da zaman zaman hepimiz yapıyoruz. Her ne kadar bu alanda çalışıyor olsak da ben de yaptığımın farkına vardım en son doktora gittiğimde. Biz eskiden doktora giderdik, hastalığımız neyse belirtilerini orada söylerdik. Şimdi doktora gitmeden önce internette araştırma yapıyoruz. Acaba ben hangi hastalığa sahibim diye. Ve tedavi yöntemleri uyguluyoruz kendi kendimize. Başarılı olamayınca doktora gidiyoruz. Bir de bunları söylediğinizde de büyük ihtimalle karşımızdaki uzmandan da azar işitiyoruz. Haklılar da. Bunları yapmamak gerekiyor diyebilirim, tam bir reçete söyleyememekle birlikte. Tüm bunlara baktığımızda ortaya çıkan sonuç, acaba şöyle bir şey mi olacak, gelecekte bebekler böyle mi doğacak? Anne, baba bilgisayar başında, çocuk da printer'dan basılıyor, yazıcıdan çıkıyor. Hani bunların hepsi için biz bir reçete sunamıyoruz dedik ama benim naçizane bir önerim var, o da şu, telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için bence kitap okuyun. Çok teşekkürler. Yaptığımız ölçek yani veri topladığımız ölçeğin ortalama üstünde çıktı.
kadar sahip olma süresi etkiliyor mu diye bunlara baktım. Fakat hiçbir farklı çıkmadı. Sonra ikinci aşamada Trakya Üniversitesi'nde bir topladık. Bizim eğitim fakültesinde ve oranlarımız da binler kişi topladığımız veri sayısı da bin ve binin üzerinde. Ve bir farklılık çıktı. Akıllı telefon sahibi ve akıllı telefonu uzun zamandan beri kullanan kişilerde bir farklılık bulduk. Ve yavaş yavaş olayı derinlemesine acaba akıllı telefon üzerindeki hangi uygulamalar ya da günlük kullanımı mı etki ediyor diye yavaş yavaş araştırmamızı arttırmaya başladık. Ama bu arada tabii gözlemledik. Şöyle bir gözlem var. İşin içine girince biz bunun akademik tarafında akademik başarıya ya da öğrencinin konsantrasyonuna bakıyoruz. Ders konsantrasyonuna bakıyoruz. Ve ben dedim ki öğrencilere arkadaşlar kapatalım telefonları. Böyle ders işleyelim. Bir iki arkadaşın yine kapatamam. Dedi işte sessize aldın mı? Dedim sessize almayın çünkü sessize aldığınızda işte titrediğinde devamlı ona bakacaksın ve konsantrasyonun gidecek. Dediler ki dedim ki imza almıyorum. Üç kişi kaldı. Herkes çıktı. Yani herkes telefonda devamlı sessizde ve hep uyarıların geldiğinde hiç dersle alakaları yok. Sadece üç kişi kaldı. Üç kişi kapatabildi. Bunlar bir kaygı ve korku duymadılar. Zaten bunu ilk Brezilya'da bir grup çalışıyor. Panik atak hastaları. Ve panik atak hastalarının ellerinden telefonlarını aldıklarında seviyenin arttığını görüyorlar. Ve olay buradan başlıyor. Akademik olarak fakat bu SecureMV ya da online dediğimiz bazı böyle araştırma şirketleri istatistikler yapıyorlar. İşte telefon olmadan yaşayamam gibi ifadeler kullanıyorlar. Zaten hocalarım da bunları istatistik olarak gösterdi. Son olarak biz de öyle bir internet çalışma yaptık. Hatta öğretmenler üzerinde işte telefon olmadan yaşayamam. Çöp çatanın işte iletişim kuramazsam biterim. Ya da yani inanılmaz arkadaşlar ifadeler kullanırlar. Telefon onlar için ne önem kazanıyor. Bunu söylediler. Fakat biz dedik ki acaba bunun üzerindeki çalışmalar neyin üzerine doğru gidiyor? Ve dedik ki şey yapalım. Mobil internete bakalım. Ama ergenler üzerinde baktık. Hocamla beraber yaptık bir çalışma. Bir baktık ki internet bağımlılığının nomofobiyi yüksek derecede ilişkili olduğu ve aralarında bir korelasyon olduğu ortaya çıktı. Yani dedik ki o zaman akıllı telefon içindeki uygulamalar ya da internet olmasa acaba böyle bir fobi oluşacak mı? Bunun üzerine gittik. Evet, doğru yönde gittiğimiz ortaya çıktı. Çünkü mobil interneti ne kadar çok fazla kullanan günlük kullanım arttıkça nomofobinin arttığını gördük. Ya dedik ama o zaman bu arkadaşlar, bu ergenler, yeni nesil, işte teknoloji adaptasyonu fazla olan arkadaşlar, genç nesil neleri kullanıyor? Ya dedik, işte buna bakalım. Evet, yavaş yavaş sosyal ağlar. İlk 5 sayayım size kullanma davranışları, sosyal ağlar, iletişim, oyun, işte müzik, video, fotoğraf. Yani eğitim, hani mobil öğrenme hiçbir veri çıkmadı. Bu amaçla kullanmıyorlar. Yani o zaman ne yapalım dedik. Oyun çıktı. Anadolu Üniversitesi'nde bir arkadaşımız Facebook oyunları üzerine yazılım üretiyor. O bir anketi sağladı. Oyun bağımlılığıyla bu sefer nomofobinin ilişkisini bulduk. Yani bağımlılık nomofobiyi acaba getiriyor yoksa nomofobik bağımlılık buna gittik. Ama yavaş yavaş haddimizi de bilmemiz için Hacı Badem Üniversitesi'nde psikologlarla irtibata geçtik. Sakarya Üniversitesi'nde böyle arkadaşlarla irtibata geçtik. İşte bazı acaba bu kişilerin özellikleri nelerdir diye yavaş yavaş baktık. Yine baktık ki oyun bağımlılığıyla nomofobi arasında bir ilişki var. Ama işte herkes Facebook, işte Twitter, Snapchat gibi uygulamalar işte söyledik. Instagram'ın yavaş yavaş öne çıktığını görmeye başladık. Yani biz 5000, 6000, işte 7000 daha çalışmalar bekliyor arkadaşlar. Yani elimizde çok veri var.
ve Instagram'ın inanılmaz bir gençler üzerinde öne çıkışlı var ve Facebook artık yavaş yavaş gidiyor, çekiliyor popülerlik anlamında. Çünkü herhalde okuma yazmak istemiyorlar, okumak istemiyorlar. Her türlü işte fotoğrafla bu işi çözmek istiyor gibi düşünüyoruz. Ama baktığımızda evet neden bu kadar fotoğraf paylaşıyorlar dediğinde de acaba dedik bizi internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, tam smartphone erişine de baktıktan sonra FOMO'ya götürdü. Günlük gelişmeleri kaçırma korkusuna götürdü. Ya dedik nasıl bir ilişki olabilir? Evet, yani günlük olayları, hani ben arkadaşlarıma bir şeyler paylaşacağım, mutlu görüneceğim gibi ifadelerin hepsinde evet çok yüksek bir korelasyon bulduk. Yani aslında baktığımızda smartphone çok masum gibi duruyor. İçindeki internet, mobil internetin işte wireless genişlemesi, mobil internet paketlerinin ucuzlaması gibi bunlar tetiklediğini anladık. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Sonra akademik başarıya, uykuya doğru ilerledik. Adım adım işte evet nomofobi düzeyi yüksek olan arkadaşların uykuda problem yaşadıkları, az uyudukları bu ortaya çıktı. Evet bu da güzel bizim için, güzel bir oldu. O zaman dedik ki ya bir de davranış örgüsü bakalım. Evet, şu an hocaların anlattığı hepsini Türkiye'de denekler üzerinde ama genç nesil üzerinde bizim ulaşabilir olduğumuz genç nesil üzerinde ergenler ve üniversite öğrencileri üzerinde evet, iki tane telefon taşımak daha da nomofobik bireyin davranışlarından. Şarj cihazı taşımak, şarj aleti taşımak, powerbank taşımak, gece telefonu kapatamamak arkadaşlar. Telefonla beraber yatağa gitmek. Bununla zaman geçirmek. Bunlar nomofobik behavior'lar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bunları da biz bütün biriler üzerinde bulduk. Ve böyle bir ilerleme kaydettik. Peki işte nomofobi dedik acaba neler yapıyor? Ya böyle bir diğer çalışma yapabilecek. Stres başta geliyor ama yeni bir alan var. Teknostres diye bir şey, yeni bir keyword var. Teknostres. Sonra netnesfobi ortaya çıkıyor. Yani internet olmazsa ne yapacağım, işe yarar mı yaramaz mı? Ama onların hepsinin kapsadığı nomofobi diye düşündüğümüz nomofobi, insanlar kaygı, korku ve panik atak gibi yavaş yavaş ve derinden bunu fark ettirmeden işleyen bir olumsuzluk yaratıyor. Ve bunun sonucunda da Reyhan Algül'le beraber acaba dediğinde çalıştığımız bir arkadaşımız. Yani son olarak tedavi önermeye kadar başladı. Artık başvurular gelmeye başlamış hastaneye. Evet, ya ben telefonsuz, yani bu korkular, bu stres, bu kaygı başlamış. Ve bir iki tedavi ettiği hasta var. Yavaş yavaş zaten olayı biz oraya doğru ilerletiyoruz. Ama Sırbada Süleyman Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyor. Zaten baktığımızda hocamın da söylediği gibi nomofobik bireylerin uyku problemi var. Çünkü devamlı telefonun acaba çekiyor mu çekmiyor mu, uyanıyor saat diyelim ki 5'te bakıyor telefon çekiyor mu, sinyal var mı, iletişime giriyor mu, girmiyor mu gibi ifadeler veriyor. Bunu da FOMO ile desteklediğimizde yani acaba bir şeyler kaçırıyor muyum? Acaba arkadaşlarım nerede? Acaba işte ben bir toplantı vardı da ya da kafasına taktığı bir birey vardı da bu mu diye zaten uyku problemi çekiyorlar. Ya da derslerde FOMO'nun çalışanlar Osman Gazi Üniversitesi'nde çalışıyorlar. En büyük baktıkları değişken kontrol etme. Kontrol etme sıklığı ve şeye bakmışlar. Sosyal ağ sayısına bakıyorlar. Ve bu arkadaşlar devamlı kontrol sayısı fazla. Öyle bir derste zaten konsantrasyonu sağlayamazsınız. Yazın dedim ki bir çalışma daha yapayım. İşte izin aldım. Selçuk'tum ben, İzmir Selçuk. Yakınız. Öğretmenlere bakayım. Öğretmenler anne babam öğretmen, orada çok tanınan öğretmenler. Ufak bir ilçe. Dedim ki ya lütfen işte kendi içinizden geldiği gibi yanıtlayın. Öğretmenlerin de %90'a yakın kısmı telefonu kapatıp derse giremiyor. Sessize alırım diyor, açık kalır diyor ya da ders esnasında bir şey geldiğinde dersi bölerim diyor. Ha, hocam da söyledi, bazı şeyler nomofobiye mi girer? İşte onu tam daha kesinlikle bilmiyoruz ama
Bir anneyseniz çocuğunuz almak zorundaysanız belki zorunluluk homofobi değil. Ama bilinçsiz kullanım, aşırı işte sosyal ağ kullanımı gibi problemli kullanımlar homofobiyi tetikleyen etmenler. Bunu biliyoruz. Bunun sebebi de işte mobil internet, homo, işte internet bağımlılığı, oyun gibi akıllı telefon üzerindeki arkadaşlar uygulamalar veren olaylar. Biz çalışma kurumumuz olarak bunları ortaya koyduk. Ve yavaş yavaş da bu konuda ilerlemeler kaydediyoruz. Tabii ki bizim amacımız bunun eğitim ortamlarında, acaba mobil öğrenme ortamlarında ki zaten mobil öğrenme çok üniversite ortamlarında bizim fakültede çok yapılmıyor. Fakat akıllı telefonun mobil öğrenme uygulamalarında girmeli mi girmemeli mi tartışması akademide çok var. Yurt dışında. Yani bu adamları, arkadaşları, gençleri daha da bağımlı hale mi getirirsiniz olayı var. Yine bir tartışma konusu, acaba bağımlılık mı, işte fobi mi, yoksa nedir bu? Bununla alakalı bir tartışma var. Çok bilgi var. Ben bu konuda 2 seneden beri çalıştığım için, yani işte netless fobiyle nomofobinin aynı olduğu, nomofobinin bir bağımlılık olduğu, FOMO'nun bir bağımlılık olup olmadığı gibi, hani kim olumsuz etkiliyor, kimi bağımlılık diyor. Fakat biz yani beraber çalıştığımız PDRC arkadaşlarla beraber bağımlılığın getirdiği bir olumsuzluk, bir fobi olarak düşünüyoruz. Şimdi neler yapabiliriz dediğimizde nomofobi belirtileri var. Burada gözükmüyor ama arkadaşlar bununla alakalı sunumları da verebiliriz. Zaten yayınlarımızda var. Hemen okuyayım ben size. Yokken kendini eksik gibi hissediyor telefon olmadığında. Yanında olsa bile devamlı obsesif bir şekilde kontrol ediyor. Şarjı bitince kendini aşırı çaresiz hissetme. Böyle çok arkadaşım var. Çok da öğrencim var. Yani arkadaş masada oturamıyor. Bir arkadaşım var. Masada oturamıyor. Ve çok yalnız bir arkadaşım. Devamlı sıvarını kullanıyor ki onu orada görsünler, onu orada eklesinler diye. Ben de bu konulara çalışınca hep deneyler, ufak ufak kendime göre deneyler yapıyorum. Okulda da. Bu arkadaşların temel özelliklerinden biri o. Şarjı bittiği zaman arabasına atlayıp şarj aleti buluyor ya da girip de bir kafede işte powerbank cihazı olan var mı, işte şu cihazı olan şarj aleti var mı diye bunu söyleyebiliyor. Zaten o kişiler masada yoklar. Telefonu kullanamaktan korkma ve işte artık ilerleyen durumlarda da baş dönmesi, kalp sarsıntısı, nefes almada zorluk gibi kısımlar var. Yavaş yavaş geçelim. Evet, davranış örüntülerine geçtik. Telefona bakma. Peki neler yapabiliriz dediğimizde? İşte çok büyük bir reçetemiz yok. Fakat ben en çok sevdiğim iki tane terim var. Teknoloji ve toksuyla teknoloji diyeti yapabiliriz. Yani artık kapatarak teknolojiyi, belki de bize dayatılan teknolojiyi arkadaşlar uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü neden? Ya bununla çok aşırı neşir olduğumuzda romantik ilişkileri kuranlar var. Telefonuyla sosyal ilişki kuranlar var. Kendileri gençlerle özellikle kimlik bulma çabasıyla beraber işleyen bir mekanizma var. Bunun için teknolojide dursun ve diyeti yapabiliriz. İşte spora, hocamın dediği gibi spor aktivitelerine yönlenebiliriz. Kitap okuyabiliriz. Hobiler bulabiliriz ve teknolojiyi ne yapmamız lazım arkadaşlar uzaklaştırmamız gerekiyor. Ki ben de bunu uygulamaya başladım. Sadece Instagram'ı vazgeçemiyorum. Fotoğraf çekip koyuyorum. Kendimi koyuyorum. 500 like. İşte kendim çektiğim fotoğrafı koyuyorum. Profesyonel makine aldım. 100 like'ı geçiyor. Şöyle bir olayın daha var. Onu anlayayım. Kalça kemiğini kırdım ben. Futbol oynuyordum. Öyle dedim ki bir yavaşa da benim ama yeşil unutmuşuz. Kardeşimde olduğumuzu. Düştü bir kalça kemiği kırıldı. Hocam o dönem zaten biliyor. Ve ameliyat Ankara'da oldum. Koltuk deneklerindeyim. Hiçbir arkadaşım kalmamış. Onu anladım. Sosyal ilişkileri, ben Facebook'ta bile sosyal ilişkileri iyi insanlar tutun, iyi insanlar biriktirin gibi biriktirmemişiz. Ya bir kişi ya da iki kişi geldi. Bütün gün ben hayatını kurtarabilmek için yani ben de hizmetten gezeyim var hayatta diye fotoğraf attım. Like gelsin diye. Like geldikçe ah ben de var diye mutlu oldum, mutlu oldum. Fakat şunu gördüm ki ilk zamanlar mutluluk yaratan şeyin sonradan bana mutsuzluk daha da beni diplere çektiğini anladım. Yani aslında Twitter'da yazmıştım, olan Twitter hesabım vardı. Bayağı hayat kurtarıyor diye. Sonradan yani intihara kadar götürebiliyormuş. Bazı durumlarda
yapabiliriz. Onun haricinde de soru ve cevaplar kısmına geçelim. Sorularınız varsa hocalarımızdan biz cevaplamak isteriz. Ben fazla şey yapmak istemedim çünkü teşekkür ederim. Bu kadar beklemek, dinlemek geldiniz. Çok zordur. Ben de doldum orada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle mail adresi de var. Her tane rakip.tv. İsteğiniz de soru sorabilirsiniz. Ya da çalışma anlamında da destek olabilirsiniz. Beraber çalışabiliriz. Bir böyle sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Aklınıza takılan, buyurun. Mail adresi evet, Mert'ten ikinci isim. Mert'ten rakip.tv. Bakarsak neler olacak? Özellikle bu son dönemlerde teknolojinin eğitime entegre edilmesi üzerine çok çalışma var. Fatih projesi başlı başına Türkiye'nin en büyük olaylarından bir tanesi. Ben de matematik eğitimciyim ve matematikte teknolojinin kullanımı üzerine okumalar yapıyorum. İşte grafik çizen hesap makineleri var, bilgisayar programları, application'lar, cep telefonlarına indirilebilecek matematik oyunları üretiliyor. Çocukların işte oyun oynama bilgisiyle matematiği eşleştirip matematik başarılarını arttırmak adına. Ama şimdi öyle bir çerçeve çizildi ki burada bağımlıyız. Bağımlılığımız bizim de var. Yani ben de arada 3-5 kere cep telefonumu kontrol ettim. Mesajlar attım, hocamızı dinliyoruz, çok mutluyuz falan şeklinde öyle bir sosyal medyaya mesajlar gönderdim. Ama işte hani bunu eğitim çerçevesinden dışlamalı mıyız? Bu kadar yatırım yapılmışken eğitim ve teknoloji uğruna bunu, bu bağımlılığımızı pozitif bir şekilde kullanabilecek hale getirmeli miyiz? Ya da bunu nasıl yapabiliriz aslında? Hani önce bunu yapmalı mıyız? Yapacaksak da nasıl yapmalıyız sizce? Teşekkür ederim. Benim yaşımda bu şeyi hatırlar. Sınıfta kullandığınız pergelleri hatırlıyor musunuz kocaman? Mesela pergelini alıp evine giden öğrenci hatırlıyor musun? Mesela sarılıp onunla yatan. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Ne dedim? 60 bin kat görseli daha çabuk algılıyor. Bu çok önemli. Özellikle teknolojinin çok iyi. Mesela özellikle geometri öğrettiğimizde 3 boyutlu harika açıları anlatabiliyorsun. Zaten geometride 3 tane kural bir üniversitede bölüm kazanırsın. Şaka değil. Geometri dediğimiz o. O orada kaldığında bununla ilgili hiçbir zarar yok öğrenmeyi. Buradaki sıkıntı onun kullanımı için sunulan araçla birlikte Facebook'u da kullanıyor. Aynı araç. Onunla birlikte Instagram'ı da kullanıyor. Yani o artık eğitsel bir araç. Mesela biz pergel sayesinde hiç kız arkadaş bulmadık. Mesela cetvelimi verip birine bu gece yemek yiyelim diyemedik. Kabul etmedim. Ama Facebook'a eklediğini... Buradaki sıkıntı şu. Günlük hayat, özel hayat, öğrenme, okul, iç. Şimdi bunları ayrıştıramadığımızda çocukta şöyle bir algı oluşuyor. Ki bu nesilde maalesef şöyle algılar var. Anne baba bütün ihtiyacını karşılamaya çalışıyor çocuğun. Hatta birçok anne baba da özel okullara yolluyor. Devlet okullarına da yolluyor çocuğun. Çocuk her şeyin elde edilebilir olduğunu zannediyor. Çok kötü bir algı. Kredi kartıyla alındığı için para metronundan da veriyor. Yani bir AVM'ye gidip annesine şunu al dediğinde babasına alıyor. Onun neyle elde edilebileceğini anlamıyor. Bu da şöyle bir sıkıntıya getiriyor. Buradaki nesil çoğu okuyarak statü atlamış insanlardır. Çünkü aile servetleri yoktur. Bu ülke hiçbir zaman servet biriktirebilmiş bir imparatorluktan gelmiyor. İleride bu çocuklar beceriksiz kalırlarsa, bir iş yapamazlarsa bunları besleyecek bir mekanizma. Bu çok tehlikeli. Yani anne baba erkekse maaşı bile kalmaz.
En fazla 2 ev, 3 ev neyse satar yer, o da biter. Şimdi böyle bir şeye doğru gidiyor toplum. Öteki taraftan bakıyorsunuz, teknoloji yüzünden iş yapabilme alanları daralıyor, aksine nüfus artıyor. Bu çok tehlikeli. Çünkü vücudunu, elini ya da aklını kullanarak iş yapabilme kapasitemiz azalıyor. Ama aksine tüketim 256 kat artmış, size o örneği vermiştim. Çok fazla tüketime alıştırıyorsunuz ama o tüketimi yapabilecek ekonomik ve beceriye dayalı güçleri veremiyoruz neyse. Şimdi çalışma alanları sayısı, meslekler daralıyor. Şimdi bir furyadır coding, herkese coding öğreteceğiz. Yani bunun ucunda da şöyle bir varsayım var. Eğer biz algoritmik düşünceyi herkese öğretebilirsek, insanlar problem çözmeyi öğrenecek. İnsanlar problem çözmeyi öğrendiği için de günlük hayatları da daha mutlu ve başarılı olacaklar diye bir varsayım var. Peki bu tip eğitimi biz genelde kime veriyoruz? Baktığınızda aslında bu matematiğin konusudur, senin konun aslında bu. E zaten mühendislik eğitimi de budur baktığınızda, değil mi? Hep böyle bir problem sunarsın çocuğa ve bu nasıl çözülür? Onun için bakıyorsun Türkiye'deki kadına şiddette, kadına şiddet uygulayan grupların başında yüksek öğretim görmüş erkekler geliyor ve meslek grubu içinde de mühendisler geliyor. Peki ne oldu bu algoritmik düşünmeye? Şimdi böyle eşlemeler yaptığımızda çıkamıyoruz işin içine. Mesela herkes Lego robot yürüyecek. İşte herkes sistem merkezine gidecek. Cümle herkesle başladığında işte o insanların arasında Mozart, Picasso çıkıyor. Herkes diye bir şey yok. Yani Picasso eğer sistem merkezinde eğitilip kodlama dersi alsaydı o resimleri çizmez. Ben size söyleyeyim. Bunu Mozart da yaptı. Biz herkes ne olsun istiyoruz? Ya bu herkescilik mantığından bir türlü kurtulamadık. Ya eğer ben kodlamaya çok meraklıysam bana bu imkanı okulda lütfen sunun. Ders mi açıyorsunuz? Kulüp mü kuruyorsunuz? Ama herkese zorunlu yapmayın. Bırakın biri sadece şiir okusun, başka hiçbir şey yapmasın. Bu ülkeden sanatçı da çıksın. Ya lütfen bu ülkeden sporcu da çıksın. Biri hiç klavyeye dokunmasın ama haftada 6 gün benim kızımın yaptığı gibi 5 saat antrenman yapsın. Sporcu da çıksın bu ülkeden. Böyle baktığımızda insanın doğasındaki bir şeyi reddediyoruz. Şunu reddediyoruz. Seçim yapma. Efendim? Seçim yapma. Evet. Seçim yapma hakkı bırakmıyorsunuz insanlara. Tek bir. Yani niye ben algoritmik düşüneyim? Ben kaotik düşünüp Dali'ninki gibi resim çizmek istiyorum. Senin benimle olan derdin ne? Ben algoritmik problem çözmek istemiyorum. Çünkü dünyanın tamamı bir problemden de oluşmuyor olabilir. Niye öyle bakıyoruz biz dünyada? Ben niye kodlamak zor? Kodlamıyorum. Why do I have to? Yani Amerika'ya mı hizmet edeceğim? Oranın bilişim sektöründe burada ODTÜ gibi MIT Pensesi'nde mühendisi sıfır maliyete yetişip Amerika'ya master'a doktora yollayıp adam sıfır lira harcamadan en iyi mühendisleri topluyor dünyanın her tarafından. Gelişmemiş ülkelere de veriyor gazı, sistem yapın, sistem bak çok geri kalıyorsunuz. Yapma, o parayı sen harca. Bana yetiştiriyorsun burada, MIT kalesindeki ve benim ülkemin en zeki çocuğunu alıp götürüyorsun. Benim bütün varlığımı yok oluyoruz, onlar bildiğinde. Ve hepimiz koştur koştur Amerika'ya kaçıyoruz bu işin sonu. Ve bu üretimin, çünkü 250 kat artmış bir üretimden bahsediyorum. Dünyadaki büyüme yüzdeleri bile sadece tüketimin ne kadar arttığını gösteriyor. Ve biz Türkiye %3,5 büyümüş diye üzülüyoruz. %3,5 az tüketmiş, daha çok tüketmiş. Nereye gider bu işin sonu sevgili arkadaşım? Bunun bir mantığı var mı? Yok, bunun bir mantığı yok. O yüzden biz bu şeyleri, özel hayatı, öğrenme ortamını, annemizin babamızın hayatını birbirinin içine soktuk. Ve beyin bunu algılamıyor, oturtamıyor. Onun için genç çiftler çiftleşme evresine bile geliyor. Birbirlerine arkadaşlık teklif etme, kur yapma becerilerini kaybediyor. Üreme becerisinden vazgeçersen olacak. Üremeyebilir. O zaman ne yapacaksın? O da bir tercih çünkü. Üremeyebilir. Ve bu çok büyük bir tehlike. Peki bu kadar sanalken her şey, gerçek olan ne? Gerçeklik değil ki. Herkesin algıladığı gerçek. Peki sen bana niye aynı şeyi algılatıyorsun sürekli? Niye ben Face'i gördüm, aynı şeyi görüyorum?
Ekranda niye bana hep aynı şeyler söyleniyor? Gazetelerde niye aynı şeyler yazıyor? Niye sen bana tek bir şey anlatıyorsun? Herhalde dünya hiç bu kadar kötü dönemden geçmemişti diye düşünüyorum. Herkese aynılık veriyor. Buyurun. Hocam sizin dediğiniz gibi her insana belirli, yani tek tip bir eğitim sistemi ya da tek tip böyle gazetelerde, şeylerde falan aynı şeyleri verdikleri durumda karşılaşacakları bir olay karşısında bu insanların hepsinin aynı şekilde tepki vermesini beklersiniz. Bu da toplumları yönetmek bakımından daha kolay değil mi? Tabii ama işte milattan önce de böyle denermiş bu iş. Bakın tarım toplumuna geçmenin insanlara getirdiği en büyük kazanı nedir biliyor musunuz? İnsan ondan önce bulduğu ve yediği ölçüde hayatta kalıyor. Yani bu avcı ve toplayıcı dönemde. Tarım toplumu ihtiyacından fazlasını ürettiriyor insana. Depolamak, bu çok önemli bir şeydir medeniyette. Tadını depoluyor ve aç kalmamayı garanti alıyor. Onunla birlikte krallık ve kölelik başlamıştır. Ondan önce yok. Sanayi toplumunda kesinlikle köle lafı kullanılmamıştır. Amerikanist savaşından sonra işçi ve memur denmiştir. Yani bu sistemler böyle oturdu. Şimdi gittiğimiz noktada ise daha güzel bir şey oluyor. Devlette şöyle bir algı oluşuyor dünyada, bunu Türkiye için söylemiyorum. Devlet eğitim işine bulaşmak istemiyor, para harcamak, sağlık sistemine bulaşmak istemiyor, para harcamak istemiyor. Obama'nın sevilmeme nedeni, Obama ne yaptı 8 yıllık başkanlık döneminde? Obamacare neydi? Ya diyabetin var, hiçbir firma seni sigortalamıyor. Kanserin var, hiçbir firma seni sigortalamıyor. Sağlık sigortası. Obama dedi ki, olur mu öyle şey ya? Kronik hastalığı olan adam nasıl sistemin dışında yaşayacak dedi. Sistemin içine aldı. O çok vergi veren Amerikalılar ne dedi? Benim paramla ben buna mı bakacağım dedi. Ben de diyorum ki, biraz önce Müge'ye anlatıyordum. Ta Dünya Bankası'ndan ortak bir arkadaşımız. Çünkü Müge'yle biz Dünya Bankası'da tanışmıştık. Ondan sonra Müge benim öğrencim olmuştu, doktor öğrencim. Geçen Türkiye'ye gelmiş, bana da mail attı. Sohbet ediyoruz. Tabii çok Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir kadın. Arnavut asıllı ama İtalya'da yaşıyor kitap. Dedi ki ya siz şeyi çok boşuna vakit geçiriyorsunuz. Boş tartışmalar Türkiye'yi çok yakından tanır. Sizin probleminiz ne biliyor musun dedi. Çok kötü bir işsiz, güçsüz, beceriksiz bir nesil yetiştirdiniz. Bunlar hiçbir yerde para kazanabilecek insanlar değil. Ve bunları beslemek için de 3 kat vergi ödeyeceksin senin gibi adamlar dedi. İşi gücü olanlar dedi. Ve o kitleleri doyurmak zorundasınız. Siz hala dedi layıklık, layıklık bilmem neyle uğraşıyorsunuz dedi. Sizin bu probleminiz bu Türkiye'nin dedi. Hiçbir becerisi olmayan, çünkü eğitim sisteminiz hiçbir şey üretmiyor. Ne akıllı adam üretiyor dedi, ne meslek liseleri, iyi teknisyen üretiyor. Ya bu insanlara iş yok dedi. Bunları siz besleyeceksiniz. Kim besleyecek bunları? Vergiler artacak dedi. Çünkü bunlar katma değer üretmeyecek. Kadın dediği çok doğru. Bizden hep bir şey kaçırılıyor. Biz o realiteyi görmüyoruz. Ama bize şu deniyor. İşte Türk okullarının hepsinde coding öğretilecek. Ama daha geçen yayınlandı. İngiltere'de bir araştırma, 4000 çocukla yapılan bir araştırma. Çocuklara felsefe dersi verilmiş 2 yıl boyunca. Ne olmuş? Matematik becerileri artmış çocuklara. Bakın başka cevaplar var. Peki bu cevaplar niye denenmiyor? Niye biliyor musunuz matematik becerisi artmış? Çocukta sorgulama gücü artmış. Peki hani bunu deneyelim. Bakın bu da bir denenmiş bir şey. 4000 çocuktan bahsediyor. Hayır, sistem. Peki sistem yaptığımda ne oluyor? Arduino satın alıyorum, Lego robot ne satın alıyorum? Üretmediğim her şeyi satın alıyorum. Ya bir dakika diyorum ben de. Benim felsefe bölümlerim yok mu? Sosyoloji, psikoloji bölümlerim yok mu Türkiye'de? Bak peki bunun hocasını ben üretebiliyor muyum? Üretiyorum. İşe alıyor muyum? Almıyorum. Peki biz böyle denesek, farklı bir model. Mesela bana göre kodlama matematiğin bir konusu. Algoritmik düşünce. Bence matematik öğretmenlerim işi yok. Bunu keşfetmeye gerek yok. Zaten matematiğin tamamı bilim midir, değil midir tartışılır. Yanlış anlamadım. Yani matematik bir temel bilim midir? Çok tartışılır. Çünkü assumption çok, varsayımı çok. Bu kadar varsayımlı bilim olmaz. Ama diğer taraftan da kimya hiçbir zaman mikroskop altında görmediği bir atomla neler yapıyor? Hiçbir zaman görmediler. Bir gün bir görecekler, belki hiçbiri yok onların. Hepsi teori. Hangi kimyacı gördü Allah aşkına? Elektron mu gördü hayatında? Ya da atom çekirdeği mi gördü? Görmedi. Ama şu var, buradaki sıkıntı şu.
biz farklı bakmazsak farklı bir sonuç nasıl elde edeceğiz? Herkes aynı yöntemi kullanırsa çıktı aynı olmayacak. Niye birileri de farklı bir yöntem deniyor? Ya da buna niye müsaade etmiyorsunuz? Bırakın bir de felsefe yoluyla kritik düşünmeyi geliştirmeye çalışsın. Bakın gerçekten olmuyor. Bir grup insan da bunu sanatla yapmaya çalışsın. Belki dünyanın dertleri azalır. Hayır. Çünkü o üretim çarkı bir bozulursa dünyada, eğer Apple'ın satışları %50 düşerse, Samsung'un notu patladı, çatladı, uçakları alınması yasaklan, ufacık zarar ederse dünya düzeni tamamını yıkar arkadaşlar. Peki kimin uğruna? Milyarların uğruna bu devam ettirmek zorunda. İşte bu. Biz eğitimdeki sorunları, ben size demin bir Salim Kuğur'un araştırmasını söyledim. Dedim ki ya işte köyün temel şeyi buydu felsefesi. Çocuğa dersi sporla ve müzikle başlatmak ve derslerin tamamını el kullanarak, el sanatı üzerinden götürmek. Peki köy enstrümanında yetişen öğretmenler niye hepsi enstrüman çalıyordu? Madem enstrüman çalmak doğuştan yetenekli, herkes çalamazdı da bunlar nasıl çaldı hepsi? Hepsi bandoyun çalardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Peki bu nasıl oluyordu sevgili arkadaşlar? Peki başka bir örnek vereceğim size. 1928 Türkiye Milli Eğitim Tarih Terbiye Kurumu'nun lütfen ilk öğretim programına açılmaya bakın. Şöyle bir program yapmış Türkiye Cumhuriyeti o zaman. Ortaya hayat bilgisini tek ders olarak koymuş. Diğer her şey hayat bilgisinin etrafında anlatılır demiş. Şimdi Finlandiya ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Dersleri kaldırmış. Peki sen niye buna cesaret etmiyorsun da? Ki senin tarihinde var, denemişsin, elinde veri de var. Hani sana yabancı bir şey de değil bu. Hayır sen bunu denemiyorsun. Sen neyi deniyorsun? Şuradan şuraya robot yürüttün. E sen 1,5 milyon yılda yürüdün, ondan etkilenmiyorsun da bundan mı etkileniyorsun? Yani buradaki soru hep kaydırılıyor. Problem şu, farklı bir şey yapmak istiyor muyuz, istemiyoruz? İstiyoruz. O zaman bu yöntemden farklı bir şey çıkmaz. Çünkü bütün dünya bunu yapıyor, elde ettiğimiz bu. Farklı bir şey, Einstein'ın dediği gibi aynı yöntemi deneyen insanlar farklı çözümler bulamazlar. Einstein de demişler ki, bakın bu çok sevdiğim bir laftır. Dünyanın sonu gelse, yıkılsa ne yaparsın demişler. Ne demiş? Mozart'ın 39. senfonisini kolumun altına koyar, öteki tarafa yürürüm gider. E eşittir MC kare dememiş. Mozart'ın 30. senfonisine mi koyar? Biz bir tane Mozart çıkaralım. Bu Batı müziği anlamında demiyorum. Allah aşkına bana bir tane büyük sanatçı, bir tane büyük sporcu. Ya neden bahsediyorsunuz? Bu insanlar Arduino eğitimi aldığı için 30. senfoniyi bestelediler. Ne alakası var? Lütfen. Doğuştan bakın ne söylüyorum. Bir şeyin öğrenilme ihtimali 2 üzeri 80 milyar ya. Sen bunu nasıl 2 üzeri 2'ye indirirsin ya? Bırak. İnsanların bu yaratıcılığını yok etmeyin. Yani bu köy tarlalarından profesör olan insanlar nereden oldu arkadaşlar? Anası babası köylü olanın şimdi çocuğu burada nasıl oldu da profesör oldu? Neyle oldu bunlar? Arduino ile mi oldu? Sistem merkezleri ile mi oldu? Hayır. İnsanlar çabaladı, denedi ve en önemlisi öğrenmeyi açıklayan iki tane değişken var sevgili arkadaşlar. Öğrenmenin %60'ını falan da açıklayabiliyoruz evdeki değişkenlerle. Bu açıklanabilen %60'ın da büyük kısmı iki değişkenle açıklanıyor. Biri motivasyon, diğeri commitment, engagement yani katılım. İnsanları motive edip fiziksel, ruhsal katılımını sağladığınız takdirde başarıyor insanlar. İşte o insanlar onun için tırnaklarıyla kazılı ve şehirli oldular. Şehirlere taşındılar. Çocukların için özel okullarda okutuyorlar. Ana babadan bir servet yok. Bu ülke öyle bir ülke değil. Bugün Viyana'ya gidin bilirsiniz. Evin üstünde 1618'de inşa edilmiştir yazar. Bugün Türkiye'de bir gezseniz Allah aşkına eski Roma'dan başka 1618'de ne kalmış? Öyle bir ülke değil burası. Peki bu insanlar bu yaratıcılıklarını nasıl geliştirdiler? Hocam insan çare üretir. Bütün çareleri sunarsan da hiçbir şey yok. Şu anda her şeyi sunuyorsun. E ne bekliyorsun bu çocuktan? Yani bakkala gitmemiş, hayatında ekmek almamış bir çocuktan bahsediyoruz. Sabah servisle okula götürülüyor. Lay 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 lo. Akşam servisle okula getiriliyor. Karşıdan karşıya geçmesi yasak mı?
Bu zaten salondan kalkıp mutfağa su içmeye gitse hiperaktif teşhis oluyor bu çocuk. Ve doktor ilaç veriyor buna. Ama manava gittiğinde de portakal alırsın, psikiyatra da gittiğinde ilaç alırsın. Bu kadar nettir bu yani. Adam tabii ki ilaç verecek sana, ne verecek? Adamın bildiği o. Çünkü ona göre çözüm o. Ona o öğretilmiş. Peki biz bu farklılığı nerede yakalayacağız? Bu rengi nerede yakalayacağız? Bu deseni nasıl tutturacağız? Bu yöntemle mümkün değil. Çünkü Türkiye'de kim gelirse gelsin, hepsi bir şeyi zorunlu ders yapmaya çalışıyor. Ya öyle bir şey yok. İnsan garip bir canlı. Bırakın, o buluyor, her su yolunu bulur. Ama sen buna fırsat vermiyorsun. Bakın Türkiye'nin her yerinde saate bakın. Şu anda 5. sınıflarda matematikte ne öğretiliyor bilir başbakan. Çünkü Napolyon Körkan'ın uygulanıyor eğitim programı. Saatime baktım demiş Napolyon, ben diyeceğim şu anda Fransa'da ne öğretiliyor. Ben bakarım saate, size söylerim hangi ünite öğretiliyor Türkiye'de. Peki buradaki renk nerede? Hiç fırsat yok. Kimse çocuğunu bir spor okuluna ya da sanık okuluna göndermek istemiyor. Var mı öyle bir aziz? Hiç kimse yok. Zengin aileler bile bu riski aldı. Hocam siz, evet, ben, çok... Ben hemen kısa hocam, hocam. Yok, gerek yok. Tamam. Aslında gördüm, okuyan, fakültesinde okuyan, hep tanıdıklarımız vardı. Ya biz kelime ezberleyemiyoruz, İngilizce öğrenemiyoruz. O zaman mesela Purple oyunu oynattık Facebook'ta. Kelime öğrensin diye sahnede kelime seçiyor ve görsel olarak kelimeyle o sahne eşleşiyor. Ve bunlar üzerinde çalışma yaptık, yine var çalışma. Çok şey kaybettik yani. Netice kaybettik, başarı kaybettik ve kalıcılık kaybettik. Yani bilinçli kullanım açısından biz mesela GeoGebra hakkında görmek bir yazılım var. En ilerden de biri o GeoGebra bu arada. Bunlar hakkında bir çalışma yaptık. Yine çok güzel sonuçlar aldık. Ama işte hocamın dediği gibi Facebook gibi ya da bunu bilinçli kullanmazsak problem değil mi? Aşırı kullanırsak esas sorun var. Onun haricinde yok. İkincisi hemen hocama da referans vereyim. Ben bilgisayar mühendisiyim, seçme hakkı dediniz. Ben futbolcuyum arkadaşlar. Ben daha evvelde top oynamış, PAF takımında top oynayan adam futbolcu olacaktım. Ailem ben sadece matematiği 2 soru boş, 50 doğru yaptım üniversite sınavında diye. Yani okul tiyatrolarında oyuncuydum. İşte kadınların taklitlerinden terkali taklitlerine kadar. Ama aile öğretmendi ve onlar karar verdi. Ve ben buna baş kaldıramadım. Ve sonucunda koskoca bir yaşam, bir yaşa kadar bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisanslı doktora, istemeye istemeye. Sadece gidiliyorsun deniz diyorlar, yapıyorum, programı çıkartıp veriyorum. Ama onlarca araştırdım. Ve sonra hocamla tanıştım. Benim farklı özelliklerimi gördü. Olay nasıl değişti? Hem daha mutluyum, hem daha bilime katkım var. Belki sonunda çöp olacak bu konu ama bakın adım adım, adım adım nerelere kadar geldik. Yani şu seçme ya da kişinin bireysel özelliklerine göre bir şey olsa ben mühendis olacak bir kişi değilim. Ama sadece fiziğin, matematiğin iyi diye yapabiliyorum. Keşke yapmasam. Yani babam 3 defa, 4 defa beni antrenmandan aldı yani. Futbol diye bunu seviyorum ya. Yani ben bunu seviyorum baba. Yani ben edebiyatla uğraşıyorum baba. Ben fotoğraf çekiyorum baba. Ben top oynuyorum baba. Yok. Çünkü ama onlar haklı. Hocam kaygı var. İşte Türkiye'nin durumu var. Karnını doyurabilecek mi? Evet. Bizim okul öncesinde lafını kesiyor bir kızımız var. 6 yıl öncesi tıp okumuş, şimdi de okul öncesi okuyor. Tıp diploması da var çocuk. Onu da anneye babaya vermiş bu sizin için. Anne babacığım pek çocuk tıp doktoru olmasını istemiş. Kızın olmuş. Bu şimdi bırakın kendi mesleğini yapacağından diyor. Birisi gidiyor. Dedi büyük cesaret. Tebrikler. Kolay değil. Şu analojiyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bugün markete gidiyorsunuz alışverişe. Bir şey alacaksınız. Onu 4 şeyle paketlemişler. Siz onu promosyon diye alıyorsunuz. Onun içinde bir şeye ihtiyacınız var aslında. Biz ihtiyacımız olan her şeyi yanında 3 kutuda makarna alıyoruz. Bu başka türlü. Çünkü bu ekonomiyi yaşatmak mümkün değil arkadaşlar. 250 kat artmış bir tüketime nasıl cevap vereceksiniz? Mümkün değil. O zaman direkt bu kadar fazla tüketmek ve bu kadar fazla üretmek aslında çok akıllıca şeyler değil. İşte onları sorgulamadan sadece işte şu dersi mi koyalım? Hani bizde trafik kazası olur, trafik dersi koyarlar. Biliyorsunuz. İşte darbe olur, demokrasi dersi koyarlar.
hiçbir faydasını görmedik. Sağlık dersleri bilmiyorum, hatırlar mısınız? Bir ara bir sağlık dersi diye bir şey koydu, geri kalktı. Ne oldu, niye kalktı bilmiyorum. Peki temel soru şu mu? Yani senin şimdi burada başarmak istediğin bir insan tanımlaman lazım. O insan tanımını yapamıyorsan, sen ne yaparsan yap, senin insan tanımın yok ki. Senin insan tanımın tek bir şeye karşılık geliyor, tüketiciye, başka hiçbir şeye karşılık geliyor. Bakıyorsun eğitim programlarında, bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan bilmem ne, ya bir de kullanmayan insan üret bakalım ne olacak? Hiç denedin mi alternatifi? Hayır, ne konuşuyorsun? Bunu yıllardır deniyorsun, evdeki bu işte. Peki niye cesaret et? Hadi sen devletsin, cesaret etme. Hayır bırak. Biliyorsunuz bizim sistemin %93'ü devlet okuldu, %7'si özellikle. Bırak şu %7'ye, onlar denesin. Riski onlar alsın. Hayır, Milli Eğitim müfredatının dışında hiçbir müfredat uygulayamaz özel okullar. Mümkün değil. Peki kim deneyecek bunu arkadaşlar? Kimse denemiyor. Farklı bir şey denemezseniz, farklı sonuç elde edemezsiniz. Bu kadar basit. Teşekkürler. Bu kadar. Seni çok uzun yıllardır tanıyorum. Ben de çok konuşmaya hevesli bir çocuksun, alalım dese. Sizi ben çıkışta yakalayacaktım da. Yapma ya. Hadi dönecek gibi çünkü senin böyle çıkışları yakalayacak. Yok. Arkadaşlar geç oldu, kusura bakma, çok vakit aldık herhalde biz. Biz işte bunları sadece Uğur'la için değil, biz böyle kapı kapı geziyoruz. Bir dert anlatmaya çalışıyoruz. Ama arkasında veri var arkadaşlar, biz boşa konuşmuyoruz. Şu anda 20.000 kişinin verisi var elimizde. Reklam da yapmıyoruz. Öyle bir derdimiz var. Her gün bir CNN Türkiye'de haber dışına çıkıp şovmenliğe de dönelim bu işe. Ama bizi insanlar zaman da alsa dinleyecek. Dinleyecek. Çünkü siz doğruyu söylüyoruz bize göre. Teşekkür ederim. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli katılımcılarımıza teşekkür belgelerini vermek üzere Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ayşe Uzunları sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.